about to begin demişler. Yürüyeyim ben. Selamlar yeniden arkadaşlar. Merhabalar. Ekranlardayız. Hoş geldiniz diyelim. Tekrardan bir selam vermiş diyelim. Biraz böyle down gibi girdik ama Selamünaleyküm. ben hemen yükseltiyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Lore Konseyi ile 36. bölümle yeniden Merhabalar. karşınızdayız. Dile kolay 36. bölüm diyoruz. Hadi bazı yerlerde biraz ara verdik yaz sezonuna girdiğimizde. Ama 36 hafta eder. Maşallah. Bu 11. ayımız aslında. Evet. Bomba gibi devam ediyoruz. Şimdi Görkem'in geldi. ışığından olmuş. Görkem'in ışığında bir şey Hiçbir olmamış şey ya. olmamış. Bugün biraz Yok. darkness. Biraz Darkness my old friend. malayı. Dur açıyorum. Yok yok ya. Yok ya Kendini nasıl takılma rahat hissediyorsan. Seni yakışıklı yüzünü ben görecekler. Saçları da bağlamışsın ya. yani bende ışık var da ne oluyor? Kelimi görüyorsunuz yani. Güzelim. Kurban olsunlar senin keline. Oğlum Dıbız. 25 yaşında kel kaldım ya neyse. Saklı Ben sana bir söyleyeyim mi? Kellik kötü bir şey olsaydı Janice'siz bu kadar para kazanmazdı. O yüzden şey Cemal. yapma. Takma kafana. Kollar da kel öyle. Geek toplantısı var dediler geldik. Evet, bütün geekler toplandık yapacağız. Doğru gelmişsin. Bol Evet. var da kendi şimdi seni görünce Evet. kendimi saçlı hissediyorum. Bana moral kaynağısın. Eyvallah. İyi. Şimdi arkadaşlar ben bir yandan tabii arkada depremlere bakmayacağım. Sizin sorularınızı almaya çalışacağım, yetişmeye çalışacağım. Biraz şöyle söyleyeyim. Özellikle Afterlife serisinden sonra şöyle biraz daha Rolanti tarzı yayın serisine girdik. Bu Çok Rolanti rol yayın canım. serisi Rakçesin falan konuştuk ne yani. Bayağı rol demek? aldık. Ya hayır. Demek istediğim şöyle. Rolanti yayın serisi ne demek arkadaşlar? Sorularınızı bekletmeden eğer konu Evet. dahilindeyse ki şu an konumuz tırnak içinde Jailer ama Shadowlands tabii ki. Direkt sorduğunuzda araya sokmaya çalışacağım. Ama işte tutup da işte abi Orgrim Doomhammer'ın çekici nerede yapılmış gibi sorulara biraz daha sonrasında cevap vereceğiz. Bilginiz olsun. Öncelikle ben Görkem ve Murat Han'a tekrardan hoş geldiniz diyeyim abi. Hoş bulduk. İyisinizdir umarım diyorum ama İyiler gerçi diyor. konuştuk şimdi çok da değişmemek lazım mevzuyu. Murat Han'dan başlayarak şeyi sorayım çünkü ana üzerine yani şekillendireceğimiz şu anki muhabbet tabii ki sinematikle alakalı. Bu bir dakikalık sinematik bize ne anlattı abi? Yani bunun içinden çok fazla şey mi biz mi çıkartıyoruz? Biz mi çok aşırı geekiz ya da gerçekten ufak tefek mesajlar var mı? Ya da işte sadece hype'ı yükseltmek amacıyla işte ya oyun gecikmiş de alın şunu biraz daha debelenin bakayım alt taraflarda falan tarzı bir video mu? Ne düşünüyorsun? Yani Senden başlayalım evet. ben bir kere hani bizim Görkem'le Discord muhabbetlerimize baktıysan zaten ben yeni bir şey açtım. Bir aydır yani. Evet. Artık bir şey göreyim heyecanlarım diye bekliyordum. Onun için bu sinematiği böyle açık konuşayım canım sıkıldıkça izliyorum yani. Bir dakikalık olmasına rağmen heyecanlanıyorum. Çünkü hem bir şey yani yeni bir şey olarak güzel bir şey oldu. Uzun süredir sessizdi ortalık. Bir de ya bence en önemli mesaj artık Sylvanas'ın motivasyonunun artık göze sokulması ve yani benim Sylvanas'ın Illidan olduğunu düşündüğüm teoride artık o söyledikleriyle neredeyse confirm bir tane %99 onaylanmış olması benim dikkatimi çeken şeydi. Ne bunlar abi mesela neler yakaladın? Yani dediği şey işte en başta hani not hiçbir şey adil değildir, hayat da değildir, ölüm de değildir. Aynen, hayat da değildir, ölüm de değildir diyor ve bu Illidan'ın da düşüncesi. Çünkü o da hiçbir şeyin adil olmadığını farkında ve yani hiç kimsenin de onlara yardım bize yardım etmeyeceğinin farkında Illidan'a karşı savaşırken. Çünkü Turalyon'a diyordu ki seçilmiş kişi olamaz. Biz sadece kendimizi biz kurtarabiliriz diyordu. Film aslında burada da diyor hani hiçbir şey adil değildir, ölüm de değil, yaşam da değil. Ama ben Jailer'la beraber artık bu adaletsizliğe nokta koyacağım diyordu açık açık. Onun Adaletsizliğin için hani... dışında tek yol diyor yani. Tek yol kurtuluş, Evet. tek yol devrim gibi yani. Hani kaderimizi artık elimize alacağız diyordu. Çünkü bizim elimizde olmadığını söylüyordu. Hatta yani şöyle diyeyim, geçen hafta söylediklerimizle üzerine çok güzel denk geldi. Çünkü hala söylediklerime çok ciddi anlamda niyeyse karşı çıkan arkadaşlar vardı ama hani bence artık iyice bu söylediği artık confirmation oldu. Hani ben
Sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama kendim boka batırarak yapıyorum bunu. Benim hakkında istediğini düşünebilirsiniz diyor. Bir soru yani gelmiş orada, onu da araya sıkıştırayım. Bir de sana şey de söyleyeyim bak, Murat Han, buna alışık ol artık, tamam mı? Sen ekranlara çıkan bir içerik üreticisin, tamam mı? Neydi o şeyin? Vatan Partisi'nin şeyi? Vatan tatatatan. Yok. Tatatatan mı? Yok ya, neydi? Sen şey Abdülhamit savundun gibi bir muhabbet vardı ya. He. Yani bir tezin karşısına antitez de olacak. Aynen aynen. Doğu Bey, Doğu Bey. Anladın mı? Bu olacak yani. Buna hazır ol. Ve evet, hani orada mı? Da biraz sakin bıçak. Anladın mı demek istediğimi? Aynen aynen. Onu demek istiyorum. Yani sürekli olarak karşı düşüncelerle karşılaşacağız. Ve bu iyi bir şey aslında. Çünkü söylediğimiz Evet. şey duyuluyor anlamına geliyor. Evet. Birileri önemsiyor demek oluyor zaten. Soracağım soru da şu. Jailer Shadowlands'teki düzeni bozarak sonuçta kendi ayağına sıkmış olmuyor mu? Sonuçta o da Shadowlands'a ait diyor ama Shadowlands'teki düzenin Jailer tarafından bozulduğundan emin değiliz açıkçası. Ben cevaplamış olayım şimdi, Murat'a sordum aslında ama. Jailer'ın bozduğundan emin değiliz. Neticede çünkü o da bozulup, yani bozulmuş bir düzenin içerisinde hapis edilmiş oraya ve şu an düzen bozuk. Ya şimdi orada düzen bozuk. Oradaki düzenin normal halinde normal değilmiş ki. Bir dakika. Orada bir de evet düzenin değilmiş. Normal hali. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Geçen şeylerde siz bana şunu söylemiştiniz. Dediniz ki daha önce en kötü, yani nasıl söylemiştiniz? Durun söyleyeceğim. Sen en düşün. Kötü en kötü karakterler, en kötü karakterler aslında acılarını çekmek için Ravenderhead'e gönderiliyordu. Ama daha sonra Mao diye bir yer yaratıldı. Oraya gitmeye başladılar. Evet. Doğru muyuz? Evet. Biz onu öyle düşünüyoruz. İşte biz öyle düşünüyoruz değil mi? Eğer gerçekten bu terör üzerine yoğunlaşırsak Sylvanas'ın tek amacı Mao'yu yok etmek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü adil değil. Mantık olarak bu ve hepimizin için bu böyle. Bence Jailer'ın da asıl amacı bu. Asıl yapmak istediği şey bu. Diyor ki buraya neden geliyorlar? Burası hem kendi şeyini kurtarmak istiyor, Totos'unu kurtarmak istiyor. Hem de diyor ki bu düzen adil değil, burası doğru bir yer değil. Normalde Ravenderhead'e gidecekler. Denethor orada onları emcikleyecek, geri gönderecek. Tamam, ben şeyi sorayım hani, ben arkadaşa sorusuna soruyla cevap vereceğim önce. Jailer hani Shadowlands'ı yok etmek istiyorsa kendine zarar vermiyor ama o zaman şunu diyeyim. Sargeras'ın evreni yok etmek istemesi kendisi onu değil mi? Çünkü ben onları tamamen benzer bir motivasyon olarak aldığım için öyle açıklayacağım. Yani benim zaten teorim şeydi. Birkaç hafta önce de söylemiştim ben. Asıl Arbiter'in rolü Zuvala aitti, ancak o bu ruh dağıtımındaki nasıl diyeyim, sıkıntıyı fark edip hani siz bunları petrol olarak kullanıyorsunuz ama biz mesela bunu tek bir yerde toplayıp diğer güçlere karşı savaşabiliriz dedi belki. Çünkü bunu geçen yayında konuşmuştuk sanırım. Bu kozmik güçlerin bu ölen canlıların neden sadece Shadowlands'a toplandığı konusu. Niye mesela Light'la ölen birinin Light'a gitmediği konusu. Shadowlands'ın bir hapishane olarak yaratılmış olma ihtimalini. Zuval da bunu kırıp belki de diğer güçlerle savaşmak istiyor. Çünkü bunu şöyle kanıtlayamayız da şöyle destekleyebiliriz. O Dreadlord'ların, hani birkaç hafta önce incelediğimiz Dreadnoughtrezm'lerin Denatrius'tan geldiğini biliyoruz. Ve aslında çok yüksek ihtimalle Jailer'a hizmet ettiklerini biliyoruz. Yani Jailer zaten çok eski bir tarihten itibaren bu işte Light'a, Life'a, Void'e vesaire karşı bir savaş başlatmış. Onunla devam ettirmek için bu Shadowlands'daki düzeni yok etmek istiyor en başta. Çünkü yani benim kendi çılgın teorime göre zaten Shadowlands bizden daha eski yaratıkların bizim yaşam enerjimizi emmek için kullandıkları bir bataryadan ibaret. Onun için burayı yıkmak istiyor ve yani orayı yıkarsa yok olacağını düşünmüyorum. Çünkü o zaten Titan gibi bir canlı değil, çok daha kadim. Onun için oraya bağımlı olduğunu düşünmüyorum. Bayağı karışık oldu ama herhalde cevapladım. Yok yok, o şöyle söyleyeyim, birkaç soruya daha cevap oldu aslında. Çünkü şu anda en temelde gördüğümüz şey sinematikte de
baş karakter diyeyim, sinematik yani o bir dakikalık ara şeyin baş karakteri Sylvanas'tı. Sylvanas üzerinden yürüyormuş gibi görünüyor aslında her şey ama sadece Sylvanas bizim tanıdığımız karakter, diğerlerini bilmiyoruz ve geçmişine bakarak geleceğini yorumlayabileceğimiz tek karakter olduğu için şu anda her şey Sylvanas üzerinden gidiyor. İşte Illidan'la kıyaslaması yapılıyor, Garrosh'la kıyaslaması yapılıyor ama hala şeyi söylüyorum, biz Illidan ve Garrosh'u konuşuyorken şu an Illidan ve Garrosh'un nihayette yaptığı şeyi biliyoruz. Bitti çünkü. Hani Garrosh amacın neydi? İşte sadece orklardan oluşan bir hort kurmak. Illidan'ın amacı neydi? İşte Legion'a karşı durma. Hani bunlar biliniyor şu anda. Nihayete ermiş hareketler. Şu anda Sylvanas'ın nihayete ermiş bir hareketi yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Hani o progresi loading ekranı gibi düşünün. %30'unda falan. Hani bilmiyoruz ne İşte o olacak yani. %100 tahminen her şeyi, %100 tahminen her şeyi sonunu getirmek. Ben o konuda bak Zuval hakkında şu örneği verecektim. Bu dün Sen gece konuştun aklıma ben hocam. geldi de. Belalar'ın bir videosu vardı. Şey diyordu işte bu. En son videosunda aynı. Zuval, Jailer'ın amacı işte her şeyi yok etmek. Ben ona şeyi soracaktım. Neden? Yani Matrix'teki çok psikodelik bir karakter vardı. Marvin diye böyle information aktaran bir karakter vardı. Ve Görkem attılar mı adını tam bilmiyorum. Hep söylediği bir şey vardı. Bir şeyin her zaman sebebi vardır diyordu. Hep şunu sorun. Why? Neden? Niye? Bunu sorun diyordu. Ben de bu konuda Jader hakkında bunu soruyorum anne. Hani bütün her şeyi yok etti diyelim. Yani niye bunu bir sebepsiz yere istiyor olsun? Ne olacak? Her şeyi yok etti. Yani canı mı sıkılmış? Hani şey yani çok güçlü işte her şeyin gücünü emip sonra ne yapacak? Yani bu şey için de geçerli mesela. Void neden bütün evreni konsüm etmek istiyor? O da amaçsız geliyor bana. Ne olacak sonra? Zaten kendini de tüketecek bir noktada. Onun için C'lere bu kadar basit bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki. Baylor da zaten onların başında geliyor maalesef. Hani tamam her şeyi yok etti. Sonra? Ben bunu bir sorayım chat'e. Her şeyi yok etti. Sonra ne olacak? Canı mı sıkılmış yani? Bunu o yüzden mi istiyor? Hani şey mi olmuş? Bir Ben sana meşhur bir soracağım. mikro meşhur bir Mikrop. deterjan reklamı vardı. Orada mikrop Okan Bayülgen'in sesiyle şey diyordu. Domestos. Kötüyüm ben kötüyüm. Ha. Domestos kötüyüm ben kötüyüm diyordu. O mu yani? Celif. Öyle tuvaletin kenarında Ya mikroplar vardı. şimdi bizim zamanında hatta Görkem Muratan bu konsey olarak falan böyle ilk toplantılarımızın birindeydi. Ahlaki griliği konuşmuştuk ve hani kötü karakterler var hikayelerde ama Warcraft'ta ya da World of Warcraft'ta net yok. Net kötü karakter yok abi. Var demiştik sanki. Hayır bak aralarında Yok yok. siyaha en yakınları var Gul'dan gibi. Ama yani onun Guldan bile motivasyonu var. Tamam. Yani Evet. bundan bile kendince bir işte o yaptıklarının sebebi var. Ben bir şey sormak istiyorum. Sizin derin bilgi birikiminize güvenerek. Estağfurullah. Şimdi ben Estağfurullah. Jailer'ın dış görünüşüyle alakalı sizden feedback bekliyorum. Yani bu zamana kadar oyun içerisinde gördüğümüz herhangi bir karakter herhangi bir ırka benziyor mu? İşte dişleri, gözleri, işte kulakları vesaire, meme uçları var mı? Bir şey alabiliyor musunuz? Ayakları vesaire. Gerçekten bunu sormak istiyorum. Dişleri mesela benim çok ilgimi çekiyor. Neden böyle bir diş yapısı var? Natrev'e benzetme Öyle şeyleri var bir evet. Var değil mi? Ya bence Jailer bir kere şey gibi gözüküyor yani cidden. Ne deniyordu ona? Dilenci gibi gözüküyor. Ne? Abi Hiç. dilenci gibi gözüküyor. Ayaklarında ayakkabı olmadığı için mi? Evet abi. Ay abi çok Bana öyle seksi yani. ya. Çünkü şu yüzden onun o ilk çıkan zaten o çıkmayan Pyromancer tarafından sızdırılan konsept art düşününce bu bana bundan bir şey alınmış gibi geliyor. Yani hatta Geliyor. o göğsündeki boşluğu da ona yormuştum daha önce. Hani o eskiden o şey halindeydi. Arkada da zaten görüntüsü geçiyor aslında. Utku onu yayınlayarak ne kadar doğru bir şey yapıyor bilmiyorum da. Ne gibi? O İki tam ya yerinde. hani işte başımıza bir şey açılmasın diye. Gerçi herkes gördü. Öyle bir şey var. İşte o çok kadim ve yaşlı gözüktüğü tipi konsept Ha. tasarımı. Ha, yok Onu diyorum. abi. Rahat ol. Fotoğraf. Hani o
Pyromancer'a bok atabiliriz onu da galiba. Ben bu şey Jailer Google ilk çıkan fotoğraf download o kadar. Bir de ben şeyi araştırdım. Bu şeyin baktım böyle bir teori var. O da doğru mu? Onu da soracağım size. Bu Frostmourne üzerindeki işte ruinlerin işte şu sağ yana. Sen o yüzden sordun zaten. He. Evet, sağ yana, sol yana, işte vücutunu şu göğsünün doğru doğru alnındaki hatta. Evet, alnındaki ruinlerin orada gözüktüğü. Ya ruin. Evet. Aha. Var. Evet. Dişleri ya ruin konusu. Zaten Frostmourne üstündeki ruinler de onlarmış. Ya şey zaten bunu eşleştirdiler de hatta ilk o görüntü çıkar çıkmaz. Birebir aynı runler var. Hatta o yüzden de işte şey teorisi atıldı. Gerçek Lich King Jailer mı acaba falan evet. diye. İşte Helm of Domination ve Frostmourne aslında şoplamışlardı böyle tutuyordu. Diye böyle bir şey çıktı ortaya. Ama tabii ebat olarak uymuyor. Bir de onların sonradan yaptırıldığını biliyoruz zaten. O kanon olan oymuş yani. Ama işte Helm'in gerçek sahibi olduğunu da biliyoruz. Aynen ama sonuçta Mav'dan güç alması için yaratılmış iki parça. Yani bir zırh ve bir şey silah. Ama işte Mav'dan güç alması ve işte bu Jailer'dan aynı rünleri görmemiz kesin bir bağlantısı var. Onları da bir ara muhtemelen göreceğiz. Boyuta çok takılma, küçültmüş de olabilirler şey takabilirsin diye yani. O öyle bir durum olabilir. Şey yani gerçek çünkü Helm'in içindeki diğer ses olduğunu biliyoruz Jailer'ın. Evet. O Ner'zhul ve Arthas'tan başka bir canlı. Ya, görüntüsü Jailer'ın çok tehditkar bir kere. Onu çünkü ben o modeli ilk gördüğümde bu şu an arkada gözüken modelle kıyasladığımda çok sönük gelmişti. Yani hayal kırıklığı olmuştu ama evet, şu an oyuna evet, yani şu an oyuna iyi kotarmışlar modelini. Şu an tehditkar gözüküyor. Ya abi ve, çok seksi ya. Ve Nathrezim'e benzediği de söyleniyor. Hani aynı ırktan olduğunu zannetmiyorum. Çok daha eski bir canlı ama hani belki Denatrius ondan esinlenip yaratmıştır Nathrezim'i. O kısmını bilemiyoruz. Çünkü ya da oradan çıkartıyormuş onu da bilmiyoruz. Evet. Ama işte Nathrezim konusundaki tek değerli dişleri yani. Dişleri değil mi? Dişleri evet ben o dişleri o kadar takıyorum. Yani vampir dişleri o kadar. Şeye, ama onda da şöyle bir şey var şimdi Revendreth'i yaratan işte Denatrius'a daha çok benziyor gözüküyorlar ve Denatrius yarattıysa onları işte kendine yakın bir şekilde ya da işte oradaki işte gargoyluların en üst seviyesi olarak falan yaratmış olabilir çünkü şeklen zaten onları andırıyor işte. Evet. Revendreth'teki gargoyleri gördüğümüzde herkes mesela proto işte Dreadlord falan dedi. İşte vahşi hali, basit hali falan dedi. Çünkü hakikaten şeklen benziyor. Kanatlar, şeyler işte genel görünüş. Ama işte Jailer'la da çalışıyor sonuçta Denatrius. Sonuçta ilk raid boss'u olacak. Evet. O yüzden Jailer'la da bir bağlantısı olabilir. Ya da Jailer tarafından güçlendirilmiş olabilir. İkisinin ortak görüntü böyle yani ortak detaylar taşımasının sebebi o da olabilir. O yüzden bence bu yani bir bağlantıları var Jailer'la. Kesinlikle. İş ortağı ya. Ya ne ben daha çok sende? Daha çok mesela bu Denatrius'la olan bağlantılarında aslında mesela hep şey Jailer'ı büyük ve korkutucu falan görüyoruz ya. Ya da işte daha güçlü işte guru ekibi yöneten falan gibi. Denatrius evet. daha sakat geliyor bana. Ilk, gerçekten bak. Ya çünkü şöyle öyle düşün. Shadowlands'te serbest dolaşım hakkına sahip olan Denatrius. Evet. Jailer'ın ilk amacı Mav'dan çıkabilmek. Hapis hayatından kurtulabilmek. Ve tamam şu anda Mav'a bir akış var. Ama karşılığında hani kesinlikle. Şeyi alıyor. O animayı alıyor. Nasıl alıyorsu çok enteresan. Bilmiyoruz. ve yani biz gidip de işte Eternal One'lardan birini mi öldüreceğiz? İşte daha çok böyle misdirection atıyormuş gibi falan geliyor. Bana evet. daha çok sakat geliyor. İşte Nathrezim'lere tip olarak benzemesi. Yani huy olarak benziyorsa zaten sıçtık. Aynıdır yani. Çünkü oradaki ölümünü bile planlamış. Ölürse onu bile planlamış olabilir yani. Ha, aynen. Yani o orada Feign Death atıp işte Mav'a geçiyor orada. Aslında Mav'a geçemiyordu. Ama onun büyük sıkıntısı oydu falan. Kalbimi çaldın. Tabii canım.
Hayır ya, ondan bahsetmiyorum. Eda ay Eda şeyden bahsediyor. Arbiter'ın ortasındaki orp işte Jailer'da yok falan ya. Ama sonuçta o güzel bir detay. Bak şu anda ekranda da var. Evet. Kalbi çaldı. Evet, yok göğsünde, göğsündeki o boşluk aynen Arbiter'ın göğsünde de var ve Arbiter'ın orası dolu işte yani. Acaba aynı kaynaktan mı güç alıyorlar Acaba sonuçta? aşıklar mıydı birbirlerine falan, sevgililer de ya, falan? Ya acaba aynı Arbiter robot karakterler ya, miydi? neyine aşık oluyor? Aynı Arbiter karakterler de olabilir makine artık. gibi gözüküyor Oha. biraz. Kadın erkek ikisi Hayır ya, güzel. aynı karakter. Normalde işte atıyorum işte nasıl söyleyeyim, Jailer'ın animasından güç Hollow. alarak çalışan bir şeydi. Direkt Jailer'ın özüne sahip olduğu zaman işte bozuluyor falan, işte aşırı yüklenmeden dolayı direkt Dik. anima mava akıyor falan. Öf. Evet. Ama yapar Ezat neler. Hikayeye gel şey. Jailor. Adamlar nasıl bir Aslında hikaye bir aşk yazdıysa hikayesi değilmiş nasıl adamlar. bir şey olur yani. Jailer. Ama ben Arbiter'ın robotik bir canlı olduğuna %99 emin olduğum Evet, için bunu en öyle baştan duygu beri veya bir şey. söylüyorsun sen. Hayır, tamam, mesela ben sana şunu soruyorum o zaman. Arbiter robotik bir canlı. Tam bilmiyoruz da tamamen teorisel olacak. Madem hani içinde özüt var, hani normalde onda eksik bir şey olmuyor gibi algılamak lazım. Doğru muyum? Şu anda onun göğsünün ortası dolu. Niye çalışmıyor o Evet. zaman? Arbiter evet yani mekanik bir varlıksa o mekanizma zaten işte bize hep ilk baştan beri bu BlizzCon'da da dedikleri işte ölümün makinesi bozulmuş halde siz gidip onu düzelteceksiniz falan. Bu makineyi işleten bir işletim sistemi lazım o zaman. O da biraz şey gibi sanki Arbiter gibi. Çünkü işte ruhları yönlendiren işte öteki tarafa geçince hangi ruhun nereye ait olduğuna karar veren Arbiter'mış bildiğimiz Evet. kadarıyla. O yüzden yani eğer ki onu hakikaten bozabilecek seviyede Jailer güçlendiyse işte bizim de böyle olaya dahil olduğumuz aşamada zaten işte Jailer'ın artık böyle bu kozmik düzene müdahale etme seviyesine geldiği anda biz olaya dahil olacağız. O yüzden birebir göreceğiz bunları muhtemelen. İşte Bir de ama şey konusu var. her şey. Aha. Arbiter cidden çok önemli, çünkü işte neydi, Primus bile diyor yani, Arbiter programlarsanız her şey yok olacak diye. Ya olacak Evet. zaten. Niye? Ya Yani. onda da şöyle bir şey var. Şimdi Primus Maldraxxus'ta böyle daha çok oranın hikayesinde böyle orayı yaratmaktan çok böyle inşa eden bir karakter Evet. gibi anlatılıyor hep. İşte buraları hep o yaptı falan diyorlar. İşte bu binayı o dikti, şu kuleyi o yaptı, şu yüzden Yürü falan. be, işte milletin adamı. Ha bu silahları o yaptı onun sayesinde işte falan diye böyle hep onu anlatıyor. İşte Void'a karşı işte bize bunları yaptı falan diye. Şimdi bu bana şey çağrıştırıyor. Eğer böyleyse Primus bu Shadowlands'in düzenini en azından mekanik olarak kuran varlık olabilir. Ve Ve Arbiter'ı acaba da Arbiter'ı mı yarattı? ha işte Arbiter'ı da o yaratmış olabilir o mekanik bir Evet. varlıksa. Bu Ve Shadowlands'in düzenini ve işte eşit şey anima dağılımını yapsın diye bunu yapmış olabilir. Ve şu anda Primus'un kayıp olması ve işte Primus kaybolduktan sonra Arbiter'ın bozulması bunların hepsi birbirine bağlı olabilir. O yüzden de işte ilk başta Arbiter'a değil de Primus'a müdahale edip belki de bunu yaptı. İşte Zaten tahminen Primus çok önemli olacak onu bulduğumuz zaman, bak, bazı Primus'a şeylerin ortaya gelmişken çıkması konu için. güzel de bir soru geldi üstüne. Onu da araya alalım. Kozmik Savaş'ın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz, değil mi? Shadowlands'te belki şahit olacak. Sizce nasıl bir şey diye. Shadowlands'te bence Kozmik Savaş'a, benim düşüncem, şahit olmayacağız. Çünkü Kozmik Savaş olmuş, bitmiş Shadowlands şeyinde. Nasıl söyleyeyim, nezdinde diyeyim, Shadowlands Field, hani orası bir Battlefield gibi düşünün, orada olmuş bitmiş, daha çok Azeroth'a taşınacak gibi düşünüyorum ben. Özellikle biz Shadowlands'la uğraşırken Azeroth'un savunmasız kalmasından kaynaklı Evet. olabileceğini düşünüyorum. Öyle bir sıçrama olabilir ama tabii sizin yorumunuz ne, ben böyle düşünüyorum yani. Yani ben Shadowlands'ın sonunda çok böyle hiç beklemediğim cidden yıkıcı bir şey yaşayacağımızı ve Black Empire'da hala ihtimaller arasında ama hani konunun cidden kozmik
artık skaladan düşmeyeceğini düşünüyorum. Ki Black Empire'da hala bu skalanın içinde. Ve hani kozmik savaşa dair Shadowlands'da bir şey görmeyiz tamamen ama diğer güçlerin Shadowlands'a sızma girişimlerine daha ciddi bilgi edinebiliriz ki zaten Void ve Light'ın sürekli deneme yaptıklarını gördük şu ana kadar. Sürekli Shadowlands'a sızma amaçlarının olduğunu. Hatta ve Legion'ın da. Yani şu an zaten 6 güçten, daha doğrusu diğer 5 güçten 3'ü sızmaya çalışmış. Bir tanesinin her nedense orada VIP kısmı var. Her niyeyse. Geriye bir tek Order kalıyor ama Order'da zaten her zaman Life ve Light'la kankadır. Onu da biliyoruz. Evet. O yüzden ben şimdiden Shadowlands'e müdahale denemelerini göreceğimizi düşünüyorum. Ve hani Jailer ve Sylvanas'larla çok ciddi bilgiler edineceğimizi düşünüyorum bu savaş hakkında. Hatta belki Nathrezim'in kendisinden bilemiyorum. Belki ne bileyim Malganis'ten falan. Evet. Yani ben de söyleyeyim o zaman. Bence de aynen kozmik savaşla ilgili şöyle düşünün. Yani Illidan'la ilgili hani bu görevleri yaptıysanız Light's Heart görevleri vardı ya. İşte ona benzer bir şekilde işte orada mesela şeyi öğrendik. İşte Titanların aslında işte Sargeras tarafından öldürülmüş olduğunu, işte ruhlarını işkence edip işte kendi tarafına dönüştürmeye çalıştığını falan öğrenmiştik. Ama bunu göstermediler mesela nasıl olduğunu. Gene ona benzer bir şekilde muhtemelen işte kozmik savaşta önce böyle şeyler oldu. İşte Shadowlands'ın düzeni böyle kuruldu. İşte First Ones'lar böyle bir düzen kurdu. Onu yaparken şunu yaptı gibi. Böyle bu tarz şeyleri ara ara alacağız, göreceğiz muhtemelen. Ve işte en sonunda da bunu yani şeye bağlayacaklar gibi geliyor bana. İşte sonraki yani expansion'ı işte tahmin ettiğimiz gibi işte Murat Han'ın da dediği gibi Black Empire olursa yani Void'e karşı genel bir savaşa dönüşürse iş o zaman sadece Void'e karşı değil bence Light'ı da düşman tarafında gösterecek şekilde olay evet. Dönecek. Çünkü şu anda bunun Shadowlands'e çok fazla böyle ipuçları veriliyor. Bakın Light da saldırdı buraya. Bakın Light'ın da işte agresif davranışı. Oradaki animayı almak. Yani şeyden tabii Illidan'a olan işte bu tavrı işte o zorlayıcı şeyinden itibaren Zera'nın bu Light'ın da kötü tarafını görmeye başladı ve bence işte Black Empire geldiği zaman olay tamamen tersine dönebilir. İlk başta ilk düşman Void gibi gözüküp sonradan Void'le ortak olup Light'a karşı savaşmak zorunda falan kalabiliriz yani. Zaten işte şey Black Empire değil de Void War da gelebilir. Yani eğer kozmik evet. Düzenden giderlerse öyle bir şey olursa yani Void War da olabilir. Hatta hani belki Azeroth'a döndüğümüzde Belilor'un daha önce söylediği gibi belki Light'la Void'in savaşta olduğunu görürüz. Bir tarafta Yirel, alternatif Draenor'dan gelmiş, arkasında Naurus'uyla Yirel. Bir taraftan Uzot'u görürüz belki Azeroth'u almaya çalışırken. O daha da çılgın olur bu arada yani. Orada bize taraf seçmek yerine hayatta kalma görevi verirse mesela. Hani bunların arasında hayatta kalın bakalım diye. Çok hoş olurdu o. Hani Light'la da Void seçmek yerine. Ben Void War'u çok yani biraz sıkıcı buluyorum şu yüzden. Onu daha önce konuştuk hani. Nasıl diyeyim? Yani Light'ın bile bir bokluk olduğunu fark ettikten sonra konuyu Void'le bitirmeyiz diye umuyorum. Hani Void'e savaştık bitti hadi gidiyoruz. Olmaz diye umuyorum. Hani Void War'un olacaksa bile son olmayacağını umuyorum. Hani belki en son aşamada artık bütün kozmik güçlerin bizi tüketmek istediğini ve First One'ların belki ne olduğunu anlayacağımız bir yere gidebilir. Ve Zuval'da bunların farkında diye söylüyoruz zaten. Sargeras'tan bile daha fazla tahmini. Şey mektupta en masumları bence Void'lerde. Kusura bakmayın. En böyle güzel çizileni, en tatlış çizileni. İşte herkesle anlaşıyorlar, her şeyi anlatıyorlar. Çok tatlışlar falan diye. O daha tehlikeli değil mi ya? Yani yolda sana biri hap veriyor falan. Abi bara girmez misin falan. İçeride daha güzel eğlenceler var falan. Böyle seni hoplatacağız, zıplatacağız falan filan diye.
Bizim bu kozmik savaşta ne gibi bir etkimiz olabilir? Nzot'u keserken kullandığımız güç bile çok eleştirildi. Anime gibi falan dendi. Kozmik güçlerin savaşı için neyiz ki? Ben bir fikrimi söyleyeyim. Bence karakter gelişiminde yaşadığımız güçlenmeyi hiç hafife almayın. Evet, hayır. Özellikle Almayın. Yani. İçine her şeye karakter hazır. olarak yani hikayeyi yaşayan heroes falan diye takılan karakterler All hiç de the şey değil Storm. yani güçsüz Champions. değil. Özellikle yani artık dert ettiğimiz şeyler işte Ragnaros falan değil bayağı Jailer'a falan gidiyoruz. Hani Tabii ona doğru canım yani koşuyoruz. onu görken söylemiştim mesela çok daha önceden hani Jailer'ın amacı bizim çok üstümüzde yani Tabii çok çok umrunda değildir aslında yani. evet o çok yukarıdaki bir şey istiyor. Hani onun için cidden şu an bir sıçrama yapıyoruz. Özellikle Faction War'dan sonra bir sıçrama oldu bu. Ama hani şey de var. Nzot'un orada kendi bilerek öldürmüş olma ihtimali de var. Onu zaten Ya işte konuştuk daha önce onu yani. konuşuyoruz. Bir de hani bizim savaştaki yerimiz ne olacak? Bizim savaştaki yerimiz işte o kozmik harita hatırlarsanız ortasında yer alıyoruz ya tam ortasında. Orada gerçekliğin bozulmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani aslında Evet. en önemli askerleriz ama en önemli piyonlarız falan. Ve daha yeni yeni Yani. gözümüz açılıyor. Böyle aa işte böyle işte kozmik güçler varmış bunlar 6 taneymiş falan gibi. O yüzden bazı şeyleri daha yeni yeni öğreniyoruz ve savaşın seyrini ciddi şekilde değiştirecek karakterler olmaya başlıyoruz yani. Biz neyizkiden ziyade artık böyle nasıl söyleyeyim hani Abi biz olduk abi öyle bir şey. Biz olduk yani. hayır mesela biraz daha şeyi düşünüyorum işte Natrazimler böyle kenara çekilip dur bakalım bu karakterler ne yapacak falan diye bekleme moduna bile girecek olabilirler yani. Shadowlands'tan sonra ne eklenebilir sizce hikayeye? Bence artık iyice supernatural tadı vermeye de başladı gibi. Umarım güzel bağlanır hikaye. Şimdi o supernatural... Kalesin şey diyordu ya onu video önünde işte süper kozmik fucking galaktik war böyle bir benzetme yapıyor sürekli öyle bir şey olabilir ya da işte Black Empire ardından geçiş olabilir artık ama hani ben bu noktadan sonra artık böyle sıradan bir hikaye beklemiyorum yani sıradan dediğim küçük çaplı işte insanların normal problemleriyle ilgilendiğini böyle daha cana yakın hikayeler artık beklemiyorum o git o onu geçtik. Böyle artık cidden kafa açacak. Ve kozmik konulardan aşağı inmediğimiz bir şey Ya o bekliyorum ben. Supernatural olayına şöyle katılmıyorum. Supernatural'de biraz şeyi hissediyorsun abi. Hikayenin sonradan yazılarak işte dur abi tuttu bu dizi deyip devam ettirildiğini hissediyorsun. Ama mesela geçen Natrazimlerle ilgili bir mevzu konuşuyoruz. Ta klasik döneminden önceki Evet. komiksilere şeyler var yani. Bugünleri konuşmuşlar. O yüzden şey diyemiyorsun yani abi işte bu dün yazıldı diyemiyorsun bu hikaye. Adam bildiğin 15 yıl öncesinden bu karakterleri dizmiş yani. Belki de Chris Metz'in şeyinde vardı yani. Hani abi bak bunu yapacaksınız ona göre akıllı olun adam olun falan gibi bir muhabbetle dönmüş olabilir bilmiyoruz yani. Adam zaten elindeki şeyi sana vermez ki direkt olarak o zaman. Bu biraz bizim doyumsuzluğumuza da geliyor. Abi ver hepsini ver. Aynı anda ver. Hepsini ver bir anda ver. Böyle hani dizinin yeni sezonunu beklemiyoruz sadece. Yani Ya bir müthiş de hani bir şey. BFA'nın başında şey demişti yani sakin olun. Bu böyle gitmeyecek dedi de gerçi dediğinde pek uymadı. Metin bir rahatlatmaya çalışmıştı da Nuzot sağ olsun pek bir etkisi olmamıştı. Ama Ama aslında haklı da çıktı bak. evet. Yani sadece Faction War gitmedi. Daha böyle Evet, ortasında evet. olay dönmeye başladı Evet ve hani sonunda sakin olun demişti hani. Düşün ilk olacak. defa ben Metin'in yani böyle kalkıp hani ayrıldıktan sonra bir şey demek zorunda kaldığını hissetmiş, görmüştüm yani. Evet. Abi burada uymayan Dediğin şeyler dediğim gibi yani. topluluk olarak hareket etmeyi gerçekten bilmiyoruz. Şükrü diye şey, rahat rahat atacağım şimdi. Kızmayın. Yok abi şimdi bir şey beğenmiyoruz ya. Abi güzel olamaz. Ya abi dur. Hani Görelim de. bir Mesela abi görelim. hani o kadar işte basit dediğiniz Sylvanas hikayesi şu an çok çılgın bir şey yol açtı yani. Gayet Evet, heyecanlı bir şey evet. yol açtı. Bizi çok farklı yerlere Ay. sürükledi. Gel, ya arkadaşlar çok güzel Evet. şeyler oluyor bence oyunda. Yeter artık siz Faction War'dan sıkılmadınız mı? Daha geçen gelmeden önce Shadowlands oturup burada şey tartışıyorduk biz. Ya yeter artık Faction War olmasın artık sıktı falan. İşte üçüncü bir şey açılsın. İşte artık biz savaşmayalım birbirimize falan diyorduk yani. Neyse Alın size WoW'dan Shadowlands. koptuk gerçi şu an konu yine Dur geniş bir geç konu ama gelmedim.
Yok, ha, güzel bekliyorum. Daha ben şeyi sormadım. Görkem'in hani video ile ilgili fikrini daha sormadım mesela. Ha. O soruya geçeceğim yani. Beğenmeme hakkın var abi. Bak, beğenmeme hakkı değil. Bak ne diyorum sana? Beğenmiyor ya, olabilirsin. Beğenip beğenmeyecek bir şey yok ortada. Hayır ya. Herkesin her şeyi beğenme ya da beğenmeme hakkı doğal olarak var. Sadece şu. Bok. Abi tamam, beğenmedim. Evet. Bok. Hayır. Abi dur. Evet, abi bir şey dakika, diyorum. Ben beğenmedim. Bok. Hani ben beğenmedim, onun için bu rezil olmamalı. Siz nasıl beğenirsiniz? Allah belanı. Yani bakın gerçekten 4 senedir böyle. Dur abi, Tomban Bombadil 2'dir soruyor bu soruyu. Maldraxxus from About trailerında Maldraxxus armies preparing for their eternal war diyordu. Eternal war diye kastettikleri nedir, bir el atabilir misiniz? Shadowlands'ın korumasıymış. Evet. Onun soru soruldu o. Evet. Twitter'dan cevap verdiler. Genel olarak Maldraxxus'un Shadowlands'ın işte askeri gücü olduğunu kastediyormuş. Derin bir şey yokmuş yani. Ama şey mevzusu var ya, hani neye karşı koruyor diyorduk, hani Void'e karşı, Light'a karşı. Void'e, Light'a, bütün diğer kozmik güçlerin saldırılarına karşı koruyormuş. Heh, ama Legion'e karşı koruyamamış. Ha 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 diye böyle. Ben de mesela bak, Mistake Man'in söylediğine katılıyorum. Yeni bir hikaye başlıyor şu anda. Murat Han hep söylerdi ya, Warcraft 3 getirisi yıkılıyor şu an. Bitti artık, evet. Evet, o bitti. Yani Battle for Azeroth onun son noktasıydı yani. Hatta o halimin kırılması onun son noktasıydı. Evet evet, yani şey oldu böyle. Yani Battle for Azeroth şey gibi düşünün. Orcs and Orcs vs Humans diye başladı ya. Aynen Faction War'la bitti işte. Orcs vs Humans ve yanındakiler. Oo, Miraç gelmiş. Selam Miraç. Selamlar. Selamlar. Mesela... Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Mesela Baylor şey diyor, Baylor'un çok güzel video serisi vardı bu arada, onu mutlaka bakın derim inceleme varsa. İşte bu Jailer'ın Helm of Domination'la ilişkisi ve gerçek dişing olması hakkında çok bilgilendirici bir iki videosu vardı. Ama orada da hala şey inadı var yani, hala böyle Lich King'i oraya katma, işte hala onu bir şey yapmaya çalışma uğraşı var. Lich King'i severiz. Yani onunla büyüdüm ben, yani Warcraft 3 oynadım. Ama yani o helm kırıldıktan sonra artık hani onun gerçeğine gidiyoruz, onu öyle düşünün. Tabii tabii. Geldiği yere evet. Bağlandı. Yani ben şey beklemem, yani şey olursa çok gülerim yani. Bunu hep parodi son olarak söylüyorum işte. En sonunda helm tekrar yapılıyor, tamam mı? Sonra Bolvar diyor ki benim burayı kapatmak için burada durmam lazım deyip kask takıp orada kalıyor falan böyle hani. Böyle bir şey olursa ağır dalga geçerim. Yeni Jailer ben olmalıyım falan diyor. Evet hani yeni Jailer ben, gerçekten Jailer of the Damned ben olacağım falan diyor böyle. Öyle bir şey olursa ağır gülerim yani. Dalga da geçerim. Siz ne yapıyorsunuz diye. Böyle evet. Bir şey olmaz zaten. Yok canım. Ve yani Lich King'in hikayesi bitti maalesef. Zaten yani her zaman... Ya onun gerisindeki hikayeye bence çok da gireceğiz ya. Hani çünkü biz hep Lich King'i Arthas çerçevesinde değerlendirdiğimiz için şu anda... Şeyi söyleyebilirim bu arada. Bu Steve Danuser'ın yeni bir röportajı var, Screen Rant'le yapmış. Orada Arthas'la ilgili soru var. Zaten ilk böyle röportaj yayınlanmadan da onu böyle fragman gibi o kısmını yayınladılar. Arthas'la ilgili işte yani bir konuşma olacak. Diğer karakterler işte Arthas'la ilgili anılarını ve işte onun neden oraya düştüğünü irdeleyecekler. Ama diyor ki Arthas'ı bizzat kullanmamız bizim için çok büyük bir şey diyor. O işte Warcraft lore için çok büyük bir karakter. Onu kolay kolay işte ağzımıza alırken dikkat ederiz onun adını falan gibi bir şey diyor orada böyle. İnsanlar işte yanlış beklenti yapmasın, o daha önce yazılmış olan hikayesini bozmayalım diye. Özellikle ona çok fazla bulaşmıyoruz. Hem de Lich King'li yani. Konuşurken şeyi konuşmuyoruz. Nerzul, o ilk girişler büyük ihtimal bunlarla ilgili şeyler. Hayır hayır, işte biraz daha Shadowlands'te karşılaşacağımız Lich King çerçevesi Arthas'tan ziyade o ilk oluşumu. İşte o set evet, tier evet. Item'ının nasıl oluştuğu falan yani. Temeli nereden geliyor? Aynen. İlişkisi nasıl vesaire, ya bunları öğreneceğiz. Yani eğer işte bilinmiyorsa kısaca işte şey onu söyleyelim işte. Lich King olayını sonuçta Kil'jaeden yaratıyor. Yani Legion'ın
işte saldıracağı Azeroth'un işte ordularını zayıflatmak için kullandığı bir mekanizma olarak yaratılıyor. Yani nasıl işte orkları işte Demon Blood içirip işte köleleri olarak önden yolluyorlar da işte zayıflatmaya çalışıyorlar olmuyor. Bu da onun farklı bir versiyonu olarak aslında tasarlanıyor. Bu fikri de Kil'Jaeden'a işte Dreadlord'lar veriyormuş. Evet, Nathrezim veriyor. Nathrezimler veriyormuş diye sonradan öğreniyoruz. Zaten bu ilk kurulan işte Scourge'ün yönetimini de işte Nathrezimlere veriyorlar. Ama bunu şey gibi yapıyorlar. Hadi gidin şu işte ilk saldırıyı yönetin, uğraştırmayın bizi diye önemsiz bir şey olarak veriyorlar. Evet. Ama altında tabii bu Nathrezimlerin şu anda işte o üzerine de konuştuğumuz işte ajanlık yazılarının böyle planları olduğunu öğreniyoruz. Çünkü bu tamamen işte sızma amaçlı kullandıkları bir taktikmiş. Evet. Yani böyle Legion'a sızmak için kullandıkları bir taktikmiş bu. İşte basit görülüyor onların gözünde ama aslında öyle değil. Benim o konudaki düşüncem şeydi. Daha çok Jailer'la Sargeras arasındaki bir paktin sonucu olarak ben hala söylüyorum bir şekilde. İşte yani o da bir ihtimal. Yani evet. Çünkü Mav'ın bağlantısıyla. Özellikle mesela Bastion videosunda böyle açık açık onu diyorlar. Mav'ın gücünü kullanıyor bir ölümlü diyor. Ve şeyi bak orada ben madem muhabbete şöyle gireyim. Bunların daha üstü bir varlıkların olduğunu düşünsene. Mesela işte Sargeras değil de direkt Kil'Jaeden, Jailer'la dirsek temasında. Çünkü Kil'Jaeden'ın involve olduğunu yani... dahil olduğunu biliyoruz şey yani, Lich King muhabbetine. Evet, Shadowlands hakkında bilgili olduğuna da %99 eminiz. Belki Jailer'dan daha bir olsun. Üst makam olabilir mi? Ama Dead'de çünkü hala aynı şeyi olabilir. Savunuyorum ben biraz. Çok özür diliyorum. Biraz ters düşüyor bazı yayınlarımızda yaptığımız muhabbetler ama Shadowlands bütün evren için var olan bir olgu. Hani hala biz evet. Dead'deki o düzlemi bilmiyoruz bence. Evet. Ayrıca tahminen zaten şöyle, Titanlar nasıl en güçlü canlılardırsa aslında bu Eternal One'lar da en güçlüler değil. Dediğim gibi First One'lar var ve... Heh, aynen. Ama ben şeye, şu açıdan katılmayacağım, ben... kozmik güçlerin böyle patronu olan canlılar olması gerektiğini düşünmüyorum yani. Mesela hep şey deniyor ya, Fel'in mesela başındaki canlı kimdi? Yani gerek yok ki aslında öyle bir şey. Belki Fel kendi seçtiği öyle bir şey yaratmadı. Çünkü zaten tamamen yıkım üzerine bir... güç. Hani belki onun öyle simgesel olarak yarattığı bir güç yok. Yani onun bir patronu, bir Big Demon olması da bence gerek yok. İlla ya da mesela şeye muhabbette döndü işte. Titanların da kendi homeworldleri var. O da bana gereksiz gelmişti. Yani hepsine böyle bir tek tek özel güç ve özel bölge yapmak çok genişletir lore'u ama o kadar gerekli bulmuyorum. Ama Jailer'ın da üstü var. Onu biliyoruz. Ama şey detayı var, madem Jailer'ı konuşuyoruz, adamda böyle kendini sürekli Death olarak tanıtma takıntısı var ya. Yani. Herif kendini Death olarak görüyor, o da çok ilginç. Yani, i̇şte, evet, işte yani Arkon var, ne bileyim. Hani kötü evet. Adam Ego'su mu acaba? Yani ama şey de, şöyle bir şey de var sonuçta. Bütün ölümün düzenini ben kendime göre tasarlayacağım ya da işte evet. Bu düzeni değiştirmek için ölümü yeniden tasarlamamız gerekiyor gibi bir alt mesajı da olabilir. Biraz öyle evet. Gibi de gözüküyor. Evet yani, tamamen öyle. Çünkü şeyi söylemişlerdi. Hani Jailer'ın da aslında motivasyonları ileride öğreneceksiniz demişlerdi zaten. Evet evet. Zaten şey onu daha Shadowlands girişinde öğrenecekmişiz onu da. Zaten bu trailer'da da çok ufak bir şey aldık. Şimdi ben size bir şey soracağım. Evet. Zaten sona gelmiyor mu? Şu anda Shadowlands sona doğru geliyor. Çöküşe doğru gidiyor. Çünkü hiç kimse güç tek tarafa akıyor ve diğer Covenant'lar güçlü toplayamadığı için zaten sona gidiyor. Doğru mu? Ama işte mesela Revenred için sona gitmiyor. Adam gayet memnun yani şarap kadehiyle. Yani, adam, oradakiler gayet hani, memnun. Ondan bahsediyor. O bozukluk orada yani. Evet yani ama oradaki düzen bozukluğundan kastedilen diğer alt düzlemlerin eşit oranda güç alamaması. Yani Ardenweald ve işte Bastion mesela bunu en çok hissediyor. Ama Rivendread'deki mesela güç yoksunluğu sadece şey gibi. İşte zenginler gene alıyor animasını. Ya da işte
Denatrius'un yanında olanlar, onun müttefikleri zaten animasını almaya devam ediyor. Hatta daha da güçleniyorlar. Üstüne bir de işte Mav'dan güç alıyorlar anladığımız kadarıyla. O da son herhalde raid'den sonra belli olacak. Ama işte şimdiki düzende zaten işte Ravendred Mav'a güç akışını organize eden bir konumda gibi gözüküyor. Diğerleri de bu genel akıştan dolayı negatif etkileniyor sadece gibi gözüküyor. İşte şeyi bilmiyoruz mesela. Hı hı. Aynı Ravendred'deki gibi bir gizli düzen mesela Ardenweald'de de var mı? Yani çünkü işte şey... Ha, mesela Winterqueen'de kankalar içiyor mu yani gizli evet, gizli mesela? Evet, yani animasyonda mesela gördüğümüz kadarıyla Winterqueen mesela bu düzene uygun bir böyle nasıl diyeyim radikal kararlar veriyor ama oradaki düzenin işleyişini bozmamaya yönelik işte Ardenweald evet. Düzeni devam etsin der gibi yapıyor bunu. Evet. Onu düzeltmeye yönelik bir şey yapmıyor. Yani o yüzden o da ya bayağı... Oradakiler evet. Senin dediğin gibi timsah gövdeşi de olabilir gayet. Ha, aynen. Yani Maldraxxus zaten tamamen dağılmış durumda. İşte evet. Birkaç başlılık var. Şey yok. Primus ortalıkta yok. Yani Bastion'da da işte isyan var. Böyle tamamen şey Arkon'a baş kaldıran yeni bir böyle düzen çıkıyor ortaya ve onların da çok büyük ihtimalle Mav'dan desteklendiği işte evet. Mav var. Onda muhtemelen Akkir'in Forsworn. Aynen. İşte Forsworn olarak sonradan da Mavsworn'a dönüşmek üzere gibi gözüküyorlar yani. Siyah kanat. Bir soru daha geldi. Alayım mı? Şey ben bir şey detayını vereyim o almadan hani tamam. Bu Azeroth'u mahvetmek için Ner'zhul'un kullandığı Plague yüksek ihtimalle House of Plague'in bir anda yok olduktan sonra ortaya çıkan Plague. Onu da Legion yıkıp Nathred'in derine tespit etmiş olabilir. Zaten onu korumuştuk yani Legion'in Maldraxxus'u karıştırmış olma ihtimalinde. Evet. Hani o House of Plague'den kaynaklanmış olabilir mesela o Plague'in Ner'zhul'un kullandığı Plague. Onu da söyleyeyim. Hani bağlantı olarak. Bir o sorusunu al sonra benimkini alırsın. Peki sizce faction liderleri niye kaçırıldı? Hani niye faction liderleri kaçırılanlar? Geleceğimizi biliyorlardı fakat relik'i kullanıp relik dediği şey herhalde Helm of Domination. Oradan çıkabilir. Ha şey taş. Mav'dan çıkabileceğimizi bilen kim olabilir? Şimdi benim düşüncem orada Sylvanas güdümlü bir şey var. O özellikle şeyi nasıl söyleyeyim? Bence öldürmekten ziyade çekmek istiyor. Çünkü öldürmek isteyen öyle yaklaşmaz olaya. İner. Zaten Mavsworn arkasında. O yani bütün güçlerini... gördük yani. O zincirleri attı anda hiçbir şey yapamıyorsun. Öldürürdü yani direkt. Aynen yani Saurfang olayında gördük bunu da biraz. Öldürmek için yaklaşsaydı mevzuya o şekilde yaklaşırdı. Biraz da Jailer tarafından dedi, bunu çok sık söylüyoruz ya Elite bu ikisi Sylvanas'la Zoval. Hizmetkar değil. Kesinlikle müttefik. Hani orada bak ben kötü bir şeyler yapıyorum bu adamlara. Hani öldürüyordum da çok güçlülerdi falan şeklinde çekip onları Mav'a getirmek ve o planda çünkü Sylvanas abi bak Mav'da böyle bir sıkıntı var. Shadowlands'da böyle bir sıkıntı var. İki dakika gelsenize bir şey anlatacağım falan dese kimse dinlemeyecek. şöyle Tedrasil'i yakmamış olsaydı da kimse dinlemeyecekti. Çünkü undead olduğu için kimse sevmiyordu. Onu da söyleyelim. Yani zamanda Thrall bile zor güveniyordu. Yani Kayn olmasa bir Forsaken undead'i olmayacaktı Horde'la. Rüntetem olmadı. Almayacaktı herhalde Forsaken'ı evet. Ha, aynen hani, yani o yüzden biraz içinde bulunduğu durumu iyi tartıp anlamak lazım. O yüzden bence faction liderleri kaçırıldı. Güçlü karakterler olduğu için. Bence amaç kötü değil. Tamamen güçlü karakterleri Shadowlands'a taşımaktı amaç. Oradan yani... şeyi oyna diyeceğini unutma da Murat'an. Giriş kısmını işte alfada ve betada oynadığımız zaman şunu görüyoruz. Yani yarı spoiler oluyor ama oynayıp göreceksiniz zaten çok az kaldı. Yani evet. Sylvanas'ın ve işte belki de Jailer'ın orada aktif olarak animası yüksek varlıklara ihtiyacı var. Yani Mav'da direkt olarak böyle animasından faydalanabilecekleri
varlıklara ihtiyaçları var ve ya, o da olabilir, Sylvanas'ın bu kaçırdığı her liderin de animası çok yüksek olan liderler. Yani hatta işte Tyrande'yi de kaçırmaya çalışıyor ama o işte savaş kurtuluyor falan da kurtulabiliyoruz. Yani o yüzden ve bu ilk başlangıç görevini yaparken Jaina'nın dediği çok anahtar bir şey var. Ben işte defalarca kaçmaya çalıştım. Her defasında son aşamasında işte geri getirildim. Bu mücadeleyi baştan yaşamak zorunda bırakıldım. İşte belki de bize bu böyle işkence ediyordur gibi bir şey diyor. Kabir azabı. Momento. Momento. İşte yani Mav'ın işleyişi aslında işte başka yerlerde de bu son Collector's Edition'ın işte artbook'unda böyle konsept çizimlerin arasına böyle yazılar da koymuşlar. O yazılardan bir tanesinde Mav'ın işleyişini de biraz ima ediyor. Ve şey diyor işte, yani burada işkence gören varlıklar işte artık öyle bir aşamaya gelirler ki işte iradeleri kırıldıklarında artık Jailer'ı kendilerinin tek efendisi olarak görürler ve işte sadece onun için çalışırlar işte gibi bir şey diyor. Şimdi bu mantıkla düşünürsek Jailer aslında bu kaçırılan liderleri demek ki kendi hizmetkarı haline dönüştürmeye çalışıyor. Yüksek animalı varlıkları ve bunu yaparken de bunların her işte kaçış denemesi, içine sokuldukları işte bu sınav, hatta işte sınav gibi bir şey de diyor başlangıç görevinde. Bir test ediyor gibi hissediyorum diyor. Tutuyor gibi diyor ve bu sınavda işte onlar mücadele verdikçe aslında işte o animalarından faydalanıyor. O işte harcadıkları efor, orada ne bileyim Jaina'nın kullandığı büyüler, yaptığı şeyler işte hem daha çok güçleniyorlar her bu mücadeleyi bir daha yaptıklarında animaları artıyor yani. Hem de Jailer'ın işte hizmetkarına dönüşürlerse o kadar güçlü karakterler olacaklar işte. Bir yandan da ona nasıl diyeyim, eğitimini alıyorlar ya da işte eğitim değil de oryantasyon gibi, yani zor oryantasyon gibi bir şey yapıyor aslında orada. Yani ben sanki öyle gibi gözüktü bana. Nerede? Ben şeye ekleyeyim. Sonra artık Görkem'i sinematik yorumlasın. Bence bir türlü yorumlayamadım. Evet ya. Yayın bitecek ha. Bence hani onları almasının nasıl sebebi? Hani işte Anduin'in koskoca Alliance kralı olması, High King olması ya da işte Troll'un işte koskoca Green Jesus olmasından çok Sylvanas'ın bu 4. savaş sırasında Sylvanas'ın planının biraz daha erken sonuçlanmasına bu dörtlünün sebep olmuş olması. Savaşın daha erken sonuçlanmasına bu dörtlünün sebep olmuş olması yüzünden onları aldığını düşünüyorum ben. Hani bunlar asıl oradaki en önemli liderler. Bunlar hani planı biraz erken sona ermesi sebep oldular. Onları alalım diyordur. Yoksa hani koskoca andığın olduğu için almıyor yani. Yani tabii koskoca yani animasının gücünden dolayı Ya bu arada Belekbero onu sormuş. İşte Tral'ın yani animası güçlü olmayabilir. Sonuçta şaman güçlerini kaybetti demiş. Anima bize anlatıldığı kadarıyla iyi ya da kötü olmasına da bağlı değil. Yaşarken yaptığı şeyler, edindiği deneyimler, işte ne kadar büyük işler yaparsa, ne kadar işte çok insanı, ne kadar ölümlüyü etkileyecek şey yaparsa o kadar animası yüksek bir karakter oluyor. Ve işte Shadowlands için de tek önemli şey bu anima gücü. Yani o tarafa geçen ölümlünün işte ruh gücünün ne kadar yüksekse işte ona göre, yaptığı işlere göre bir yere yönlendiriliyor ve o anima gücü kullanılıyor. İşte şimdi bizim bu dediğimiz kaçırılan karakterlerin her biri işte Shadowlands açısından enerji kaynağı çok yüksek karakterler. Yani onların işine yarayacak kısmı o. Yani ne yapmış, iyi mi, kötü mü şey yapmış, o onlar için önemli değil. O yüzden onların yani aslında düşman gibi bile görmüyor olabilirler. Sylvanas sadece işte bakın benim dünyamda animası en yüksek bunlar, kaçıralım bunları kullanalım demiş olabilir mesela Jailer'a.
O yüzden kaçırılmış olabilirler onlar da. Ama asıl amacı olmayabilir. Yani onları kaçıralım gelsinler ama o kafasında şunu düşünüyor. Hepsini bir araya toplarsam biz burada bir şeyler yapabiliriz falan. Gibi yani. Yok ama o dörtlüsü hayatta dinlenir ama ne yaparsa yapsın ya. Yani dinleyecekler öyle... mecburlar artık kaçış yolu yok. O da diyor ya zaten şeyde. Hayır yani... yok zaten soruda da vardı, oraya da geliriz şimdi. O taşın evet. bize reaksiyon göstermesi bilindik bir hareket evet. miydi? Bilinçli bir hareket miydi? Bence tesadüf ama. Değil gibi gözüküyor hakikaten. Evet. Çünkü Jailer da şaşırıyor buna. Yani evet. Nereye gidiyor lan bu falan diye. Nasıl işte... First Ones'ın bir işte şeyle iletişime geçebilir diyor. O sırada kaçıyoruz zaten. Biz zaten orada aslında Anduin'e değil bize. Yani biz oyunculara evet, tepki veriyor. Mesela işte o çok önemli bir detay hakikaten. O başlangıç görevinde yani bizden çok daha güçlü orada karakterler var sonuçta. Çok daha deneyimli. Hatta işte Jayne Hanım kendi dediği üzere bunu birkaç kere denemiş karakterler var. İşte biz ilk kez o aşamaya geliyoruz. Onlar yeniden deniyor ve işte Anduin'e de diğer hiçbirine de tepki vermeyen o taş bize tepki veriyor ve o sayede biz oradan kaçabiliyoruz. Ve işte Mav'dan normalde kimse kaçamıyor ama ilk kaçan varlık biz oluyoruz o sayede. Bu arada Tyrande hiç düşmüyor Mav'a bildiğim kadarıyla. Daha gelmeden işte şeyde ayrılıyor. İşte Bolvar kapıyı açtığında işte Deathmatch'ler geçerken geçiyor. Evet bizimle geçiyor. Ama yani orada da nereye düştüğünü bilmiyoruz. Mav'a düşmüyor yani. Kendisi Shadowlands'e geçmiş oluyor bizimle. O nasıl oluyor? Bizimle aynı yerden atlıyor ama geçmiyor yani Mav'a. Hiç daha saçmalı için. Aynen. Onu da muhtemelen işte Ardın Veld'in devamında öğreneceğiz. Elon yapıyor Elon. Şeyi ben söyleyeyim bu arada sinematiği bağlayayım oradan Sylvanas demişken. Şimdi sinematikte aslında yani Shadowlands içerisinde göreceğimiz oyun içi cutscene diye sinematik değil de cutscene olarak tabir ettiğimiz cutscene'lerden çok küçük parçalar var. En başından daha böyle Shadowlands başlangıç eventinden itibaren ufak ufak işte Nathanos, işte diğer Tyrande falan onları da göreceğiz. Hepsini muhtemelen işte bu event başladığından itibaren izlemeye başlayacağız. Büyük sinematik de olacak şeyleri bilmiyoruz şu anda. Ama işte o Jailer'ın konuşması olan kısım büyük ihtimalle ona gönderme. Onun sonrasında olan ya da öncesinde olan bir olayı anlatıyor ve orada büyük ihtimalle Sylvanas'la konuşuyor. Evet. İşte Sylvanas'ın dediği şey de orada şu yüzden önemli. Aslında ilk baştaki kısım çok büyük ihtimalle Sylvanas Anduin'le konuşurken evet, olan açıklıyor yani artık orada. Evet. Orada çünkü şunu biliyoruz işte gene o başlangıç görevlerinde görüyoruz bunu. Sylvanas Anduin'i zincirlemiş. Onu böyle sorguya tabi tutuyor gibi bir ortam var. Orada bir işte cutscene giriyor. O cutscene'de Sylvanas işte Anduin'i sorguluyormuş. Orada da anlatıyormuş bütün motivasyonunu. Sonradan işte bunu Steve Danuzur galiba söylemişti. Evet, evet. Onu zaten o cutscene girişinde Sylvanas'ın motivasyonunu öğreneceksiniz artık demişti yani, başında. Yani. Burada da o konuşma geçiyor. İşte o dediği Sylvanas'ın işte bu nothing is, hiçbir şey adil değil yaşamda ölümde ama Jailer üzerinden kaderimizin kontrolünü ele alabiliriz diyor. İşte Miraç bir yorumda yani, bulunmuş. Bu şeyin işte Sylvanas'ın motivasyonunun bir nevi işte fragmanı gibi bir şey o videonun geneli. Diğer şeylerde zaten işte sonradan göreceğimiz cutscene'ler. Onlar da işte hepsi birbirine bağlanacak ve biz de o olaylara dahil olacağız. Aslında Trende Mav'da da hala olabilir. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Son beta update'inden sonra Jaina ile Thrall arasındaki Trende konuşması kaldırılmış Mav introsunda. Evet. Yani çok büyük ihtimalle düşmüyor. Hatta Mav'a düşme ihtimalini görüp direkt olarak Ardın Veld'e geçiyor gibi bir şey var. Yani ima var ama bilmiyoruz. Yani Elon ile bağlantısı olduğunu artık çok ciddi bağlantısı olduğunu düşününce olabilir. Onu diyordum ya fısıldı Elon. Belki Elon sekiyor yani kendisi kaçmıyor da.
Ya da Winter Queen belki işte o şeyde o aşamada dahil oluyor olaya. Onu da bilmiyoruz. Sylvanas Legion arasında Verin ile bir bağ kurdu. Garip bir bağ. Bize en azından o bağı hissettirdiler. Bilinçli bir şekilde Anduin'e zarar vermek istediğini düşünmüyorum. Birazcık sempatisi var. Anduin'le eğleniyor ya Sylvanas. Hoşuna gidiyor yani. Bence bak aynı şeyi savunacağım biraz sizden farklı. Bak ayrılıyor benim bu düşüncem. O beşliği hani o dörtlüğü beşliği oraya çekecek. Anladın mı? Sylvanas orada bir işlerini ya hani nasıl söyleyeyim? Kendi direkt olarak yapamadığı şeyleri yaptıracak. Anduin'e de motivasyonunu anlatıyor olmasının sebebi o olabilir. Ama işte dediğimiz hani kabullenecek karakterler dinler onlar kolay kolay. Biraz özellikle Shadow of Rising okuduktan sonra Anduin'in bir adı üstündeki baskı yüzünden kolay kolay Sylvanas'a hak vermeyeceğini. Aynen. Zaten ama işte Sylvanas'ın güvene ihtiyacı yok ki artık. Gösteriyor yani çatır evet, çatır. Evet. Hani ha, bakın işte, bu hiçbir şeyin farkında değil Sylvanas'ın. Hepsini işte diyor yani. Evet evet ama işte o kitaptaki hali artık böyle şey fanatizm modunda ya böyle. Evet evet. Haline getirmiş durumu ve işte biraz böyle Gen'le Tyrande'nin güdümüne girmiş gibi gözüküyor. Evet. Belki de işte Sylvanas'la yüzleşince bunu fark edecek. Gerçekten kötü, yani kötü demeyelim de gerçekten işte saplantısının yanlış yönde olduğunu, esas sorunları çözmeye değil de işte diğer saplantısı olan karakterlerin güdümüne girdiğini belki orada fark edecek. İşte belki Sylvanas da bunu göstermeye çalışıyor, bilemiyoruz işte. Yani hani bunu alaycı bir şekilde ya da onu işte kullanmaya çalışarak da yapıyor olabilir. Evet. Ama benim tahminim yani orada bir ters köşe olacak sanki. Çünkü eğer Anduin'i açıklıyorsa bu burada Sylvanas'ın bir amacı var demektir. Evet. İşte sonuçta resmi olarak onun orada olacağını biliyoruz. Bunu da niye yapsın? Eğer ki işte Anduin'i ciddiye almıyor olsa ya da işte onu bir şekilde böyle ikna etmeye niye uğraşsın? Ona bir şey açıklamaya evet, niye uğraşsın değil mi? Yani orada öyle değişik şey bir şey var yani. Yani sebebi var oraya çekmesinin. Aralarındaki en mantıklısı olduğu olabilir, için alıp onu getirmiş olabilir ya. Bir de şey diyordur yani artık işte troll Jaina yaşlanmış biraz sabit fikirler, bu çocuk böyle genç yani açık fikirlidir falan da demiş olabilir yani bir şekilde dinler beni. Hadi dinlerden kalsam anlar belki, anlamayı tercih eder demiş olabilir. Acaba babamı sen öldürdün diye tokat atar mısın Yasin? He atar atar atar. Tamam. Yok ya ben biraz daha Anduin'in yani olduğundan daha hızlı. Yok yani Azeroth'ta kalsaydı yani hikaye gelişimi Azeroth'ta devam etseydi biraz daha ya ağır kalabilirdi ama şu olaylar özellikle BFA ve Shadowlands muhabbetlerinde biraz daha hızlı olgunlaşacağını düşünüyorum. Ve şeyde yani evet, chatte de yazdım Beacon of Light düşünüyorum yani onu direkt. Yo yo çok sağlam bir karakter evet, geliyor. Beacon of Hope gerçekten olabilir. Gerçekten kinki falan Anduin'in değil. Geliyor. Ciddi bir geleceği var. Evet. Evet evet. Bu arada o şeyi de yani pas geçmeyelim, cevap verdik Miraç'ın sorusuna ama yani soru da değil aslında, orada güzel feedback vermiş. Yani Tyrande'nin aslında ne kadar böyle şey gözükse de hani Elon'un tarafında ve işte güçlü bir karakter işte, ve bağımsız davranabiliyor, hatta o kadar güçlü ki diğer liderler gibi kaçırılmayabiliyor. İşte bundan evet, kurtulabiliyor. Yani Tyrande aslında o da Shadowlands'ın ana karakterlerinden biri olacak. Yani bununla ilgili çok büyük zaten açıklama da yaptılar. İşte Elun olayını Tyrande sayesinde evet, öğreneceksiniz evet, diye. Çok da merak ediyorum. Ve işte baştaki o Mav'daki diyaloğunun kaldırılması da bence o hala açıklanmamış olan Ardenweald'ın bitiş questleri var. Onlar hala evet, beta'da yok. İşte o Elun'un açıklanacağı yerde orası. Evet. Büyük ihtimalle oradaki rolünü arttırdılar Tyrande'nin ve Mav'daki rolünü sildiler o yüzden. Şimdi işte şeyi görebiliriz. İşte, eklerlerse eğer bu daha böyle şey gelmeden belki de Shadowlands çıkmadan son dakikada belki onu göreceğiz. Ya da saklayacaklar artık böyle live'da. Sinematikle göreceğiz artık. Yani sinematik olmadan belki sadece quest'i işte böyle ön ipuçlarını falan görürüz. Ya da işte live'a gelirse de artık direkt sinematikle Ardenweald'ın işte sonunda, Ardenweald değil tabii de
Night Fae Covenant'ının işte bitiş questlerinde göreceğiz onu. Bakalım nasıl açılacak ama merak ediyorum ben de. Ya sinematikteki bu diğer konular için biz Zoval üzerine odaklandık, yayını onun üzerine kurduk, biraz onu çekiştirdik abi. Ama bu Trende ve Netanos detayları da çok hoştu açıkçası. Evet. Ya Netanos'a ne olacağını da söyleyelim arkadaşlar, Trende Netanos'un kafasını kesecek. Öldürecek. Ve bu hani yazıyor. Şu an. O yüzden genç söylüyordu sanırım. Yaşlı tavsiyonlar. PTR'de yazıyor. Evet. Yani Horde tarafında Horde tarafında Lord Temar açıkça söylüyor. İşte Tyrande son vuruşu yaptı diye. Alliance tarafında da Gen söylüyor. İşte kafasını kesme muhabbetine ima ediyor. Gen deyince aklıma o geliyor artık ya. Karbot'un sinematiği geliyor yani. Böyle dolaba açıyor, pizza falan yenmiş, böyle Sylvanas'a kızıyor ya. Abi unutamıyorum. Gen ya. Normalini unuttum sinematiğin yani. Çok özür dilerim ama. Simpsons'taki işte Angry Old Guy meme'i gibi oldu. Aynen. Old Man geldi attı, Klaus yaptı değil mi orada yani? Bu ara Bolvar'ın kızıyla alakalı bir yorum geldi. Hani Shadowlands'te göreceğiz mi? Göreceğiz bu ara yani. Direkt gidiyor. Özellikle Anduin ve Jaina'nın kaçırılmasını, hani onların ardından gidiyormuş gibi bir durum var şu an ama bence asıl şey babasını biraz daha merak ediyor. Babasıyla olan muhabbeti nasıl olacak? Ben de açıkçası merak ediyorum onu. Yani çünkü düşünsenize, babanız işte Paladin takılıyor falan, böyle Lich King'e gidiyor. İşte orada Plague'i kafasına yiyor falan böyle. Forsaken'lar öldürüyor falan. O sırada ejderha geliyor, yakıyor bedenini. Sonra öğreniyorsun ki işte şey onu esir tutmuş. Hani o nasıl söyleyeyim, Ice Crown'a saldırı yapan ekip biliyor bunu sadece falan. Hani ne derler, tabiri caizse halkla paylaşmıyorlar. Sonra kafaya işte miğferi koyuyor. Orada yıllardır duruyor, Scourge'ı kontrol ediyor falan. Yani oradaki bir hani şeyden daha büyük olur. Trallion'un ailesiyle buluşmasından daha büyük bir şey çıkar diye düşünüyorum yani. Ne derler? Drama çıkar diye düşünüyorum yani. Yani çok olaya dahildi çünkü işte Battle for Azeroth'un özellikle Alliance tarafının hikayesinde neredeyse her aşamasında var. Özellikle o şey kısmında işte Jaina ile ilgili kısımda. War Campaign'in de bütün içinde. Bayağı etkin bir karakterdi yani. Şimdi bir de babasıyla işte karşılaşıp bütün bu kazandığı deneyimin üstüne işte babasıyla yüzleşince bayağı buna da etkili bir şekilde dahil olabilir. Evet, Esra Erol'daki yani, yıllar sonra ailesine koymuş. Bağlantısında illaki olur. Teşekkürler. Ha. Bakalım. Anduin'le evlenecek kesin. Yani madem Zoval'ı konuşuyoruz, ben bir ipi elime alayım biraz. Çünkü hiç kimse söylemezken bu karaktere farklı bakın diyen bendim. Hadi bakalım. Onun egosunu yapayım diye şimdi. Kime? Zoval'ı. Hayda. Ne oldu? Yok şey, yeni Lich King Talia falan diye yorum geldi, ona diyorum. Lich King kask gitti, Lich King bitti. Evet, kask yok artık. Yok, yaptıracağız ya tekrar yani... orada. Böyle şey böyle Primus'u öyle kurtarıp ya şunu bir yapsana falan diyor. Şey böyle orada işte Blizzard'da şey var işte, hani hikaye yazıcılarının yanında böyle işte acil durumda camı kırı Lich King böyle tıp. Arthas Lich King. İşte şey diyordum, hani Zoval konusu, hani adamı bir kere dıştan sundukları portre çok sağlam bir kötü karakter profili. Ona rahmet gerçekten. Eda'nın da yayında önce söylediği gibi böyle gayet karizma, net, evet. Öyle amacı belli, sesine kadar klişe bir kötü karakter. Evet, hani evet. O seslendirme de bile şey işte böyle kasları kalın. Kasları da var ayrıyetten. Ne? Kasları da var ayrıyetten. Kaslı gayet. Evet, kasları da var. Şey, meme hoşları da var. Aynen öyle. Gayet iyi, sadece bir... Mesela önemli bir detay. Doğmamış, evet. Doğrulmamış mı? Değil hayda. İşte hani o dıştan verdikleri tip yani çok böyle işte çok net kötü karakter görmüşsü kalbini ama... Kalbini çalmışlar, kalbini kırmışlar onu. Kalbini evet. Kırmışlar, onun için herkese böyle intikam almak evet, istiyor. Evet, aynen öyle. Ama hani benim yine burada sorduğum soru şu, hani tamam Jader işte ne yapacak, ne yapmak istiyormuş? Bütün her şeyi yok etmek. Ben onun için tekrar soruyorum, niye? Gerçekten. Bunu böyle düşünüyorsunuz, tamam yani düşünüyorsunuz dedim, komiserin yüzde kalan %95 için söylüyorum bunu. Bunu böyle düşünüyorsunuz, tamam. Yaptı diyelim.
Ne olacak sonra? Sonra kendisiyle birlikte Shadowlands'a ve kendisi de yok olacak. Hiçbir şey fark etmeyecek yani. Kendisi kalmayacak orada. Orası da Shadowlands'a bağlı bir şey değil mi? Düzlem değil mi? Düzlem demeyeyim de bağlı yani, bir... Bunu... Rem değil mi? Hani evet hani... Bunu yapmak derdi yok zaten. Onu biliyoruz. Hayır. Belul'lara ben şu an gönderme yapıyorum. Oo Belul'a. Belul'un derdi o çünkü yani işte. Sürekli işte bütün her şeyi yok etmek istiyor. Koca içerik öğretisi ya. Abi... Peki hani yok etmek istediğim, bunun bir sebebi olması lazım. Hani hiç mi düşünmek istemiyorsun şunu? O işte o kadar iyi niyetli gördüğünüz Light'ın, Life'ın ya da Order'ın aslında o kadar da iyi niyetli olamayacaklarını, neden Shadowlands'ın içinde Life'a özel VIP bir kısım olduğunu, hani ona bu ayrıcalığı neyin verdiğini, yani adam belki bunu kökten değiştirmek istiyor. Sargeras'tan bile daha fazla çekti. Çünkü Sargeras'ın yapmak istediği şeydi. Fiziksel evreni yok edip tekrar yaratmayı planlıyordu ki nasıl yapacaktı onu da bilmiyorum. Onun düşüncesi oydu çünkü yani. Yok edip sonuçta hayat bir şekilde yolunu bulur diyordu. Karakter oldu. Fiziksel evren odaklı bir büyük plan kurmuş Sargeras. Yani Jailor'unki çok daha büyük top. Hani niye yani? Nereye? Mesut yaşayabilir miyiz acaba? Sargeras nasıl ne? Gelecek Azurut'a ya? Kılıcın hayır o değil ya. Ben şeyden bahsediyorum. Zoal'den bahsediyorum falan. Zoal mızot. Nereye duymadım ama. Yani hayır. Şimdi mesela şunu soracağım. Hı. Shadowlands diyelim ki yok oldu. Onunla birlikte içerisindeki bütün karakterler değil de bütün yaşayanlar da mı yok oluyor? Yoksa onlar başka bir yere geçebiliyorlar mı? Gidebiliyorlar hayır, mı? Hayır onu konuşmuştuk daha önce. Shadowlands'da ölüm net ölüm. Ama şu olarak kas tuşu ama yok olursa bizim daha önce dediğimiz başka bir şey olabilir. Aslında ruhlar gitmeleri gereken kozmik güçlere gidebilir mesela. Çünkü şeyi konuşmuştuk yani daha önceden bir savaş oldu. Evet. Kozmik güçler arasında Death kazandı bunu ve bunu da hani belki Natrezim sayesinde yaptı ve o yüzden bütün animayı kendine alıyor. Bak onu hatırlatalım aynen onu bak güzel dedin. Kozmik savaşla ilgili bizim tahmin ettiğimiz şey bu ruh gücü üzerine bir kozmik savaş oldu. Aslında bir güç savaşı yani bu. Yani bizim de tahmin ettiğimiz şu. Şimdi evrende ve üst evren olarak işte Shadowlands olarak gördüğümüz yerde First Ones işte ilk bu evreni oluşturduğunda kendi kendine işte bu yaşayanlar, ölümlüler öldüğü zaman bunların ruh gücü işte bir yere akmaya başlamış. Ve işte bizim de tahmin ettiğimiz şu. Arkane'den işte nasıl titanlar oluşuyor? Arkane'in vücuda gelmesiyle işte Light'ın vücuda gelmesiyle işte Naru'lar oluşuyor. Aynı mantıkta da bu animanın ve yani bu işte ruh gücünün vücuda gelmesiyle büyük ihtimalle bu işte Shadowlands'ı yaratan ırk oluştu. Ve işte Jailer da bunlardan biri. Eğer ki işte kozmik güç bunlar işte kozmik güç olarak Titanlardan iki kat daha güçlü diye işte Ion Hazikov nasıl söyledi? Titan plus plus diye söyledi hatta. Eğer ki bu kadar güçlüyse yani Shadowlands'ı oluşturan güç işte Arcane gücünün iki katıysa bütün tabii diğer kozmik güçler bu gücü ele geçirmeye ya da bundan faydalanmaya çalışır diye tahmin ediyoruz. Yani kozmik savaşın da sebebi bu zaten muhtemelen. Bu ruh gücünü ele geçirmek. Şimdi bunu şuradan tahmin edebiliyoruz. Ruh gücünü kullanan ölümlü ırklar, işte Eredar gibi ve işte Night Elf gibi ırklar inanılmaz güçlere böyle ulaşmışlar. Teknolojik olarak da, büyü gücü olarak da, işte büyü kullanma kapasitesi olarak da hepsi ölümlü seviyesinin çok üstüne çıkmış ve İşte bu kozmik güçlerle bağlantıya geçip onlarla faydalanabilecek seviyeye gelmişler. Şimdi bu evet. Bir güçse ve kozmik güçler de bunun üzerine işte bunu kullanmaya ve bundan faydalanmaya çalışıyorsa işte Shadowlands'a olan Light saldırısının, Void saldırısının altında bu var. Büyük ihtimalle bu kozmik savaş dediğimiz şey zaten bunun üstüne kurulu. Bu ruh gücünü ve evrendeki en büyük güç kaynağını ele geçirme üzerine kurulu. İşte şimdiki Shadowlands'ın düzeni yani Jailer bozmadan önceki Shadowlands'ın düzeni bu kozmik savaşın kazanıldığı ve işte o güç düzeninin kurulduğu düzen olarak gözüküyor. Belki bu, bozulması gereken bir düzendi. Yani. Belki de bozulması gereken bir düzen çünkü şu anda
İşte Silvanas'ın ima ettiği de şu. Ölünce gittiğiniz yerde işte ruhunuzun nasıl kullanılacağına karar veren varlıklar var. Ve sizi orada yönlendiriyorlar. Ruhunuz oradaki düzlemlerin güç kaynağı olarak kullanılıyor. Siz de oranın hizmetkarı oluyorsunuz sonsuza kadar. Orada ruhunuz kaldığı sürece. Şimdi böyle bir düzen bir açıdan baktığınız zaman hakikaten de kaderinizin elinizde olmadığı bir düzen. Yani Bastion'a gidiyorsun, işte oraya faydalı bir hizmetkar olduğun zaman işte seni ruhları oraya getirip götürme göreviyle görevlendiriyorlar. İşte biraz daha seviyen arttığı zaman bunları organize edenlerin başına geçiyorsun. Biraz daha seviyen arttığı zaman işte Arkon'un sağ kolu oluyorsun. İşte oradaki güçleri komuta etmeye başlıyorsun. Bu ama senin kaderin buysa, sonsuza kadar bunu yapacaksan senin iraden dışında bir şey bu. Sen bunu... Evet, yani şey muhabbeti var. Hani... Yani bu hizmeti zorunlu olarak sen oraya atandığın için yapıyorsun. Onu seçtiğin evet. için yapmıyorsun. Hani işte... çoğu insanın yani çok pardon seni desteklemek için yani çoğu insanın gözünden kaçırdığı şey şu, hani abi ölüyorsun, adamlar ölümde de rahat vermiyor. Yani evet. git şunu yap, git bunu yap. Yani bırakın yatalım diyorsun. Sylvanas'ın belki de Jailer'ın bozmak istediği şeylerden biri değil mi? Bırakın yani. Niye mesela ben Revendreth'e gittiysem bir Ventir olmam gerekiyor. Niye o herifleri benim sonsuza kadar hizmet etmem gerekiyor? Yani niye beni onun parçası yapıyorsun? İşte zaten öyle değil demiş. Sanki öyle değil evet. gibi konuşmuştuk. Acı yani hani şeylerini çekiyorlar. Cezalarını çekip gitmiyorlar. Ya Ventir'e dönüşüyor evet. musun? Onun oluşumu farklı mı? Onları daha yani net çözmüş değiliz ama. Hayır hani. Niye yani? Biz onların bir parçası oluyoruz hani. Biz yani bırakın yatalım abi tabiri caizse. Niye yani bizi hala çalıştırıyorsunuz öbür tarafta da diyorsun. Sağ ol bizi abi. Evet. Çalıştırılmıyorsun. Emcikleniyorsun da. Hala işte orada sistemin bir parçası tamam. yapılıyor. İşte Murata'nın dediği aslında şey de o. Bizim de düşündüğümüz fikir oydu. Şimdi eğer ki Jailer bu düzeni bozmaya çalışıyorsa ya da işte bozmuşsa, şu anda bozmuş gözüküyor mesela, işte bu ruh gücünü tamamen kendisi kullanacak şekilde mava akacak bir düzen kurmuş. Şu anda işte Shadowlands'ın düzeni bozuk hali bu. Yani Jailer'ı da işte o hapsedildiği gerçeklikten kaçabilecek seviyede güçlenme aşamasına doğru geliyor gördüğümüz kadarıyla. Tabii bu işte Jailer oraya neden hapsedildi o zaman, onu işte düşünüyoruz. Çünkü bildiğimiz kadar işte Shadowlands'ı yaratan varlıklar diğer hepsi Jailer'a karşı birleşiyor ve onu işte Mav'ın eskiden Mav olmayan halini Mav'a, şimdi günümüzdeki Mav'a dönüştürerek, bir hapis boyutuna dönüştürerek oraya onu hapsediyorlar ve onu işte oranın gardiyanı haline getiriyorlar. Ve işte bu yeni düzende, işte yani Jailer'ın hapis olduğu düzende zaten Mav'a normal şartlarda ruh akmıyor. Bunu evet. engelliyorlar. Oraya işte sadece oradan hiçbir şekilde çıkmaması gereken ve Shadowlands'e karşı işte en büyük suçları işleyenler gönderiliyor. Ve işte bu suç da Shadowlands'e ruh akışını engellemek. Yani o zaman taşlar yerine oturuyor işte. O demiştim ya işte ölümlülerden de işte Eredar gibi ırklar sonuçta Shadowlands'e ruh akışını engelleyen ırklar. Bu sayede güçlenmişler. Evet. Shadowlands açısından yani en büyük günah işliyor bunlar. Jailer'ın işine yarayacak şeyler bunlar işte. O da onları kullanıyor. İşte o yüzden bu kozmik savaşı Jailer'ın amacını ve işte Sylvanas'ın bu dediği işte kaderimizi elimize geçirelim dediği şeyi bu düzlemde bence düşünmemiz lazım. Çünkü evet, hani, bunu gösteriyor. Şey diyor yani ölümdeki geleceğimiz bile bize ait değil diyor yani. Evet. evet. Ben niye mesela öldüm Bastion'a layık görüldüm derim. Ulan ben belki Bastion'ı istemiyorum. Sen beni niye oraya layık görüyorsun yani? Orada ya da kızıyorsun, görüyor. Sonra diğerlerine geçiyorsun. Ama orada evet, hani görüyor, bir de şey yapıyor işte. Kafanı o kaslardan takıp seni işte yobaz bitire falan değiştiriyor yani. Evet, cidden yani. Değiştirmeye çalıştıkları bu. Ha, ilk önce seni hani... kampa sokuyorlar. Sen bak böyle evet. olacaksın diye eğitiyorlar seni önden. Böyle şey evet. Şeyin söylediği gibi. Beğeniyorlar yani. Aynen. Bir kampa hani sokuyorlar seni. Hep...
konu zovalsa abi hepiniz zovalı yükleniyorsunuz da asıl sorun belki de çevresindeydi. Yani onun değiştirmek istediği şeydi. Niye evet, bunu evet. böyle Ya tabii canım. diye sorarım. Ben sana söyleyeyim. Bence tamamıyla değiştirmek istiyordu sistemi. Direkt aldılar. Sonra da işte ay yok arbiter tek yok onu dinlemeliyiz falan muhabbeti. Bu Bastion. Murat Han'ın dediği gibi belki burada. Arbiter işte Arbiter yoktu ilk baştan. Çünkü evet. Mekanik bir varlık gibi gözüküyor. Arbiter'ın işini Jailer olmadan önce Zoval yapıyordu. Evet. Çünkü görüntü öyle o, gibi. Yani o özellikle o göğsündeki işte boşluk ve işte Arbiter'da da aynı görüntünün olması direkt bunu ima ediyor gibi gözüküyor. Eğer öyleydiyse işte Zoval o zaman gerçek yani Shadowlands'ın gerçek işte ruhlarını yönlendiren varlığıydı ve işte diğer işte Shadowlands'ın diğer boyutlarını yönetenler bu işte onun kararlarını ve bu işte uymak zorunda kalıyorlardı. Aynen işte güç aktarışını animayı nereye verdiğini belki işte itiraz ettiler ve kendimize göre işte eşit bir şekilde bunu dağıtalım, bunu da aradan çıkaralım dediler. Ve işte ona karşı ayaklandılar ya da işte güçlerini birleştirdiler, onu hapsettiler, o aradan çıkardılar. Yerine de bir makine olarak işte Arbiter'ı koydular. Senin tek işin işte gücü eşit dağıt, ruhları eşit işte böl, kim nereye gidiyorsa gitsin. Bütün diğer işte düzlemler eşit oranda anima alsın diye koydular onu oraya belki de. İşte... Yani bunu geçen yayında konuşmuştuk ya yani Sylvanas üzerinden. Kötüyle savaşmak için illa öpücük kullanılmaz bazen. Bazen kendinizi bilerek elinizi boka sokmanız gerekir. Bu da öyle bir durum bize göre, bana göre. Yok en son aşağıya yani... öpücük attığımızda ne yaptığını biliyoruz canım. Oo evet. Zap evet. diye bizim. Düşün öpmeye bile beni öpmeye bile layık değilsin diyor diyor. Yani. O da hep güç peşinde. Sürekli böyle ortalarda nerede şey evet, varsa evet. orada ya. Diyoruz ya vallahi, şey diyoruz ya zaten şu an bence gerçekten. Bizim gözümüzün Illidan, Sylvanas, Asshara ve Medivh üzerinde olması lazım. Ölümler, Medivh ölümler. Nerede ya? Medivh yok ortada. Ermişler olarak. Illidan, Sylvanas. Salatat'ı da katabiliriz bence. Illidan, Sylvanas, Medivh ve Asshara. Evet. Zalatat'ı şey yüzünden katlıyor ama o zaten çok bilgili bir canlı. Yani onu bir şey olacağı belli. Hani bu dördü tanıdık ya onun için söylüyor. Evet, yani bizim... Ölümlü değil sonuçta. Bu arada Zalatat kimde evet. şu anda? Dagger'ı... Dagger'ı boş ver. İçindekini aslında şey yapmak lazım yani. O gitti. İçindeki gitti. Gitti değil mi? Bay bay. Evet. Dagger'ın içine işte Nazot'u hapsetmiş olabiliriz diye düşünülüyor. Evet. Dagger kayıp kesin şey ya işte Black Empire çıkacak karşımıza. O da gelecek böyle elf haliyle. Bütün yakışıklar diye böyle. Zaten direkt vallahi Zalatat'ı öyle kullansınlar oynanır yani. Hı. Değil mi? Gelir gelir çok o da onun gitti, boşuna öyle bence yani. Katmadılar olaya. Çünkü öyle şey yapmadı. Hani işimi gördüm. Tamam ben artık başka diğerlere gidiyorum yapmadı. Daha sizin de işimiz var diye bayağı imalı bitti onun hikayesi. Rating ya Rating arkada tam. Şey de öyle. Asshara da öyle yani. Asshara evet kesinlikle. Diyor o yüzden dedim zaten. Ben daha büyük bir güç kaynağı bulmaya gidiyorum. Dedi ve gitti. Evet. Hani, Dagger şu anda doğru. Dagger Rating'de. Dedi ve gitti. Onun için bu dördün üzerinde olsun dedim. Medivh konusunda açıklamıştık daha önce aslında ama. Evet. Evet tekrar açıklayalım bilmiyorum. Karazan'ın sonunda Karazan'ın sonunda onu gördüğümüzde diyordu hani. Evet. Tamam siz de içinde savaşıyorsunuz ama daha büyük bir konu var. Kozmik olarak. Ben onu üzerinde yani çalışmaya gidiyorum. Onun da hep öyle bir demiş. Tripleri var mı? Yok yok mu ya? Değil vardı mı ya? Hep öyle bir şeyi var Medivh'in abi. Bak o da mesela bak bunu Sylvanas yapıyor kızıyoruz. Medivh'e siz boksunuz lan ben gidiyorum işte falan tarzında. Evet. Silvanas ama Medivh'e yani. Hani alışığız ya Medivh öyle çünkü. Ben mesela Medivh'i seviyorum o yüzden. Onun tarzı o yani. Söylüyor gidiyor yani. Siz yazık ha, bununla mı uğraşıyorsun? Tamam ben ya. Gidiyorum. Acaba kimin rüyasına girecek bu sefer? Bence artık onunla da uğraşmaz ya. Diyorsun. Ne? Ama hani diyelim ki o iş hani kozmik konulara geldiğinde bu dört karakterde bir noktada çıkacak karşımda diye düşünüyorum. Hatta yani ben belki Anduin'de. En azından savaşçı olarak. O kadar bilgili olmasa bile bir güç kaynağı olarak. Yani. Neden olmasın? Evet hani dediğimiz bu hani niye yani Zoval'ın
göründüğünden farklı bir amacı olduğunu düşünüyoruz. Yani son boss olmasının da öleceği anlamına gelmediğini. Ya hangisi öldü? Hiçbirisi ölmüyor ki. Defalarca söyledik zaten. Ne zaman bir expansion'ın başında biri son boss olarak gösterildiyse hep yani bir ters köşe geldi. Evet. O yüzden Zoval'da da çok büyük ihtimalle bir ters köşe gelecek. Yani boss olacak evet. Böyle şeyin Shadowlands'ın son boss olacak ama yani normal böyle boss olarak kesip bitirmeyeceğiz. Ya zaten yani. Abi o tarz boss olma ve ölme konusunu Kaeltas'ı çok güzel örnek vermiş. Daha ne kadar öldüreceğiz ben bilmiyorum yani. Adam yani herifi ölüm bak hani ölüm ölü diyarda bile rahat yok diyorum ya al Kaeltas en büyük örnek işte. Herifi yine keseceğiz yani. Hayır bir de şey rahat var. Bırak. Bir expansion'da yazık iki kere adam. Ölmüşlüğü var abi. Evet, hani acaba... rekora gider mi işte? Kaeltas kendi rekorunu kırdı. Shadowlands expansion'da 3 kere öldü falan. Yazık ya. Hala son kalın kafalı ya. Demeyeyim diyorum da yani. Hala kalın kafalı. Hala ben bir şey yapmadım. Yazık ya. Jaina ona karşılık verseydi işler çok farklı acaba olmaz mıydı ya? Jaina ile karşılaşıp şey yaparlar mı orada? Bak sen bana karşılık verseydin böyle olmazdı. İşte ben de onu diyorum ya. Hani orada böyle he, drama. Jaina bir de şimdi onun için suçlu istiyor. Hiç istiyorum böyle dramalar ya. Çok eğlenceli. Avantajda şey var zaten bu tarz böyle konuşmalar olacak demiş. Değil mi ya? Çok işte, güzel. Şey bekliyorsunuz ama işte bir sürü eski karakter görmeyi bekliyorsunuz ama işte gördüğünüz kadarıyla zaten bayağı şey işte bu tarz geçmişe yönelik olayları çözeceğiz demiş işte. Oh. Yani o onlardan biri olabilir gayet. Sonuçta Kaeltas'ın geleceğini biliyoruz. Jaina da var. Evet, neden evet, olmaz? Çok güzel olacak. Ben mesela şeyde Neytonos Silvanas arasında böyle biraz daha artık oldu bittiye getirilen muhabbetlerin detayını göreceğiz gibi hissediyorum yani. Ya. Tabii. Aslında ya, Silvanas artık değildir ha. Gözünü kestirmiş Neytonos'u düşünmüyor o yüzden bence. Neytonos'u yani şöyle şeyde o pre-patch event'te yani kendini öldürtmesi artık çok net olduğu için yani bayağı böyle beni öldürün diye adam en kolay bulunabileceği yere gidiyor. burada da amacı direkt olarak işte hani öldürülüp mava geçmek gibi gözüküyor sanki işte Silvanas'ın yanına gideyim öldürün de. Evet. Gibi bir olabilir yani. Aşkından ölmek istiyor adam ya. Evet, esas çünkü yani öyleyse büyük %99 da öyle çıkacak. Öldükten sonra işte Mav'da nasıl göreceğiz işte o kısmı önemli. Bakalım ne yapacak Nathan'ı sorma. Ya ölünce şimdi öldürüyor ama geçecek orada takılacak sevgisiyle. Ne görebilir işte şu anda vücudunu kullandığı kuzenini görebilir. Başka bir sürü işte onun geçmişten tanıdığı büyük karakter var onları görebilir. Arkadaş bir de Shadowlands'da Neytonos'la uğraşıyoruz. Abi neyine Neytonos'la uğraştınız ki? Ne yaptı? En fazla World Quest yaparken geliyordu çıkıyordu. Buradaki düşman çok önemli. Bak kesersen Silvanas çok mutlu edersin deyip gidiyordu yani. Ha, iki ters laf etti adam. Gıcık oldunuz. Var vardı. Böyle şey Speaker of the World diyorsan küfür ediyor ya. Ama işte Neytonos'u da o yüzden seviyoruz yani sevenler. Öyle bir cavşık benim. Terso. Şimdi şöyle yapalım. Ufak ufak toparlama cümlelerinizi alayım ben sizin. Bu sefer Görkem'den başladım. Yayını Murat Han'dan başlattık. Görkem'e bir video hakkında ne düşünüyorsun dedik. 2,5 saat geçti arada. Yok. Arada anlatabildim neyse ki. Şey hani sıra gelmedi adama bir türlü. Yok estağfurullah. Güzel muhabbet güzel gitti. Aslında aynen. Güzel de oldu. Çünkü şey yani Zoval'ı hem konuştuk. Sonunda Silvanas'a da bağladık. Ondan sonra sinematiği üzerinden konuştuk. İyi oldu yani bence. Şeyde evet. Genel toparlama olarak zaten işte yani konuya dönme gibi toplayayım. Yani Zoval olarak bildiğimiz özellikle zaten bu bölümün adında Jailer demedik. Zoval dedik. Yani Jailer olmadan önceki işte kurduğu düzeni zaten işte Murat Han da dedi. Ben de işte anlattım uzun uzun. Bizim tahmin ettiğimiz bu düzeneyi konuşalım diye zaten bu başlığı atmıştık. Konuştuk da güzel vesile oldu sinematik. İşte aslında işte biraz daha toparlayalım da Shadowlands'ın konusuyla konuşalım diyorduk. Şeyde başlamayınca event sinematik gelince böyle güzel denk gelmiş oldu. İşte dediğimiz gibi yani Zoval karakteri üzerinden düşünün. Jailer kötü karakter ve title'ı üzerinden düşünmeyin. Evet. Son diyeceğim budur.
Evet abi, senin düşüncen neler? Gene genel Yani olarak toparlama cümleni alayım. biz de gene hani söylediklerimizi tekrar söylemeyelim, hani bir dakika susadım, bir dakika çok konuştum. Bak, su dedim, benim de ağzım yutulmuş. Şunu söyleyelim, hani biz geçen hafta Silvanas'ı konuştuk, Hı. hani en azından Silvanas'a farklı bakmaya çalışın dedik. İsteyen bakar, isteyen bakmalar, bu konuda yapacak bir şey yok. Zavallı Haklısın. konusunda da aynı şeyi söylüyorum hani. İsterseniz kötü karakter olarak bakabilirsiniz. Çünkü şu an Blizzard onu ekran önünde öyle veriyor. Ancak hani daha farklı, daha greater good odaklı bir amacı olabileceğini düşünüyoruz. Ve böyle de olabilir. Sargeras gibi, çünkü yani öyle çok karakter örneği var. Çünkü en önemli Sargeras. Onun için farklı bakmaya çalışın derim. Biraz sorgulayın yani Blizzard'ın verdiği lore'u. Paramount'a kadar olmadı da en azından hani Yani. detaylara inin ve yani Zoval ve Sylvanas'a direkt kötü karakter diye bakmayın, bence çok sıkıcı olur yani yoksa. Sen ne diyorsun? Evet. Pyro'nun son attığı şey gördün mü? Ay artık bir şey Sylvanas'ın kötü karakter olduğunu düşünmüyorum demiş. Artık mı? Are you serious? I'm like okay. Ne diyesim Peki. geldi yani. Değil. Öyle bir şey atmış ya, artık Sylvanas'ın kötü karakter olduğunu düşünmüyorum demiş. Tamam, Öyle bir gün gidip şey yapmam Tyrannister'a buradan. iyi bilim Tepkim var. ağzının payını verecek de. Teşekkürler Pyro falan deyip böyle hani sanki Thank oradan you adam Blizzard diyecek ki abi şurada senin Baya. adın konuşuluyor Thank falan, hadi lan falan diye. you. İşte Ya biz onu olay bu. geçen sefer de yani diyeceğinizi unutmayın. Gene bir geçen dediğimi tekrar edeyim. Yok Biz öyle. şimdi her zaman konuşuyoruz. Şimdi bizi Sylvanas loyalist, yok efendim Horde, yok işte bu tarafı tutuyor falan gibi düşünmeyin. Şimdi belli şeyleri konuştuğumuz zaman öteki tarafı aslında görmezden gelmiyoruz. Yani biz bütün hikayeyi ele almaya çalışıyoruz. Öyle bakınca da sizin mesela üç kanallı bir hikayenin tek tarafını sadece düşünüyorsunuz. Mesela işte Battle for Azeroth'un hikayesinde işte demiştim geçen, üç tane karakteriniz olması gerekiyor ki bütün işte eklentinin hikayesini görebilin. Şimdi biz üçünü de oynadık. İşte Horde da oynadık. Sylvanas Loyalist de oynadık. Horde tabi işte Saurfang tarafından oynadık. İşte Sylvanas tarafından da oynadık. Alliance tarafından da oynadık. İşte üç tarafını gördük hikayenin. Onun üstüne konuşuyoruz. Şimdi Alliance tarafından zaten olay net. Tek bir boyutu var. Horde tarafında esas iki boyutlu. O yüzden İşte farklı olanın neden farklı olduğunu konuşuyoruz. O zaman Sylvanas loyalist olmuyoruz mesela. Evet. İşte ben size çünkü şey de diyorum mesela, işte Jaina da şunu yaptı, işte Tyrande da bunu yaptı falan. İşte ben bunu dediğim zaman Alliance olmadığım gibi, yani Sylvanas tarafından olayı anlattığım zaman da loyalist olmuyorum. Yani tabii ki bir tane karakterim loyalist, main'im loyalist. Evet, ama yani ben sadece onunla oynamıyorum ki. Evet. 24 tane karakterim Ya var o yani. tabi biraz zor. İşte biz bu noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir de hep şey savunuyoruz arkadaşlar. Ben de cümlelerimi öyle toparlayayım. Hani bir kitabın, bir oyunun ya da işte bir filmin hikayesi tarafsız incelenir, taraflı yorumlanır. Hani Güzel. anlatırken lore'u tarafsız anlatırız. Yorumlarken taraflı yorumlarsın. Bence böyle olacak. Bence şöyle, bence böyle gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında olan şey olmuştur ve Evet. herkes için aynıdır bu noktadan sonra. Sıkıntı yok ama bence de güzel, kesinlikle farklı seslerin olması bir şeyin güzel olduğu anlamına gelir diye. Yeter ki açık olun. Yani Evet. ve tek taraflı bakmayın, yani bu kadar basit. Sonuçta işte Warcraft'ın hikayesi o yüzden güzel. Tek bir iyi, tek bir kötü yok. Yani Sylvanas da işte yani %100 iyi ya da %100 kötü bir karakter değil. En kötü kestiğiniz bosslar bile, işte Gul'dan'da bile bir alt hikaye var. Yani Motivasyon. Ya yani mesela tabii Tyrande diyorlar, onda da bir motivasyon var. onların yerine Senin böyle gibi düşünüp empati yapabiliyorsunuz. O güzelliği orada, o hikayesinin zaten kaptırdığı yer orası yani. Ya. diyelim. Ve arkadaşlar, bu zor Diyelim. haftada gerçekten bizimle birlikte olduğunuz için, depremiydi, koronasıydı, yani gerçekten tuhaf bir dönem geçişinde bizlerle birlikte oldunuz. Bizimle birlikte bugün burada yorumlarınızı, düşüncelerinizi dile getirdiniz. Sayenizde
Umarım bize olan şey size de olmuştur. Yani biz kafamızı dağıttık. Gerçekten bu tarz düşüncelerden uzaklaşabildik bir nebze de olsa. Evet. Sizlerle bu acımızı ne diyeyim yani paylaşabildik. Bu korkumuzu, hüznümüzü, aklınıza ne geliyorsa o tarz düşünceleri den o biraz da olsa uzaklaşabiliyoruz. Zaten amacımız da bu. Diyorum ve arkadaşlar gerçekten tekrar tekrar söylüyoruz. Lütfen dikkatli olun. Yani virüs dışarıda. Yokmuş gibi davranmayın ya da salmayın. Artık söylemesi çok zor ama söyleyeceğim. Otorite salıyor diye siz salmayın abi. Dikkatli olun lütfen. Kendinize Evet. çok iyi bakın bu anlamda. Bu ara soranlar oldu. Video ile ilgili düşüncelerimizi söyledik. Bu yayında dile getirdik. Bu yayının tekrarını YouTube'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ilk fırsatta atmaya çalışacağım. Bizlere müsaade. Bir sonraki konsey yayında görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. O zamana kadar Dikkatli olun. dikkatli olun arkadaşlar. Aşkım. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için bizimle değerli zamanınızı ayırdığınız için çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun desteklediğiniz için. hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Evet, çok sağ olun. Dünyanın